mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Benden ne kaparsanız kapın sizin için kar dedin. Sen hiçbir şey yapamıyormuşsun. Ya burada iki tane masa var ya. Benim gözümde şu an o masalar boş. Burada boş olan varsa o da senin masan. Bir köşeye geçmişsiniz, konuşuyorsunuz ikiniz böyle fısır fısır. Ne konuşuyordunuz? Aslancığım, sen yarın bana bırak. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyorsun. Sana ne oluyor onu anlamadım ben ya. Ben zaten buradan sizi göndermek için geldim. Sen aslanı benim gelime karşı nasıl kötülersin? Şimdi hepsini yüzüne de söyleyebilirim. Oo, eşarplara bak, tülbentlere bak. Kızdıra maviyi kimseye verme, mavi benim. Oo, pembe mavi de pek yakışır Demet Hanımcığıma. Ay, cennete düştüm ben galiba. Bunlar yemin ederim çok moda, alo. Ay, gelinler ağzının tadını bilmiyor ki, ne anlar onlar. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Programımıza hoş geldiniz. Gelinim mutfaktadan sevgiler saygılar diyerekten kızlar altınları görelim. Ya çil çil altınlar, burma burma bilezikler. Eğer kazanmak istiyorsanız, güzel güzel yemekler yapıp eğlenmek istiyorsanız başvuru adresimiz www.kanalday.com.tr ve WhatsApp hattımız 0539 570 3707 anacığım. Kaynanamı alıp gelesim var. O şekil yani. Gelin gibisiniz maşallah. Çok güzelsiniz. Her zaman. Pembişler için Allah'ım. Ay sorma Gökhan'cığım alayım. Evet kızlar. Açalım bakalım örtülerimizi. Fırın yemeği olabilir mi? Beyan abla hayırdır? Gözünü benden alamıyorsun kız. Çok güzelsiniz. Ay, Demet Hanımcığım bir şey söyleyeyim mi? Nerede kız nazar boncuğu? Hani getireceğim. Hani getiriyordun? Kolay bir nazar boncuğu getiremem. Şimdi eve gitmedik, eve gidince getireceğiz. O zaman kocaman şöyle şek kadar takalım göğsümüzün üstüne. Demet Hanımcığım kapının dışına asalım ki seni her şey böyle o çatlasın. Ben yeni değil hepimizi. Hanımlar yemeğimizin adı. Beşemalli. Kumpir. Ay ne severim. Ne severim. Ay Ortaköy'de ne yerdik? Sen bilir misin kız Ortaköy'de çok meşhurdur. Götür bizi. Altınları bir tanesini sat. Bizi yemeğe götür. Benim arkadaşım orada yer açtı. Sana hepsi kurban olsun. Ha iyi bak sponsorumuz da var. Yani kumpir. Waffle kumpir. Evet. Malzemelerimiz patatesi için 3 adet patates, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz, iç harcı için ise 500 gram dana kıyma, bir tane soğan, bir adet kırmızı kapya, bir adet yeşil köy biberi, 2 diş sarımsak, eyvah sarımsak mı? 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı tuz. Biber salçası mı? Geldik beşamele. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı da mozzarella. Batuhan Şef
Yine kumpirin içine bir İtalyan serpiştirmiş. Her zaman olduğu gibi. Bu Batu'nun genlerinde herhalde bir İtalyan falan yatıyor bence ya. Bence de. Her Batu'nun şefi. Değil mi? Seviyor, belki de çok seviyor. O zaman tiyolaşmanız için 90 saniyeniz başlasın bakalım. Kabuklarını biraz böyle böyle yapacağım. Dış tamam. Pis kabuğunu atacağım. Hı hı. Yıkamayacağız zaten. Yıkarsak yanar direkt suyla beraber. Kıymayı koyacaksın üstüne. Sonra kaşar, sonra maydanozları böyle ince ince kesip üzerine atıyorsun. İçi pişmiş, üstü kızarmış puanlar, tamam mı? İçi pişmiş, üstü hafif kızarmış. İçi güzel, peyniri erimiş. İçini hafif oyacağız, şöyle şu kadar falan kalınlık içinde kalmış olması lazım. Çok hadi ince desin değil. Ki, evet, tamam mı? Sonra onlar pişerken kıymaları, soğanı kavuracağız. İçine bir harç hazırlayacağız, evet. Tamam mı? Kenarları kalacak, içini oyacağım böyle birazcık. Ama tabii patates de olacak içinde. Asla patates kabuk gelsin yoksa sadece. Yani ben bu sefer bunu çok güzel yapacağımı düşündüğüm için sen yine güzele şey yapmaya çalış. Ben artık şey yapamıyorum, senden sinyal alamıyorum. Çünkü dün de beni yanılttın. Canım bak, ben seni yanıltmıyorum. En son ben maydanozu akıyacağım. Maydanozlar şef atacak üstüne. Tamam. Bunu maydanozu az olmuş, çok olmuş değil mi? Ama sadece küçük küçük doğrayacağım, ona sen bakarsın. Tamam mı? Doğru bir şekilde. 5, 4, 3, 2, 1 kayınvalideleri odalarını alalım. Unutma. Hadi kızım. Hadi başarılar. Hadi arada göster. Hadi Allah işini rast getirsin. Sağ ol. Hadi nasıl kolay gelsin kızım. Kızım. Tamam. Benden ne kaparsanız kapın sizin için kar dedin. Sen hiçbir şey yapamıyormuşsun. Ya burada iki tane masa var ya. Benim gözümde şu an o masalar boş. Burada boş olan varsa o da senin masan. Bir köşeye geçip geçmişsiniz, konuşuyorsunuz. İkiniz böyle fısır fısır ne konuşuyordunuz? Aslancığım, sen yarın bana bırak. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyorsun. Sana ne oluyor onu anlamadım ben ya. Ben zaten buradan sizi göndermek için geldim. Sen aslanı benim gelime karşı nasıl kötülersin? Şimdi hepsini yüzüne de söyleyebilirim. Oo, eşarplara bak, tülbentlere bak. Kızdır o maviyi kimseye verme, mavi benim. Oo, pembe mavi de pek yakışır Demet Hanımcığıma. Ay, cennete düştüm ben galiba. Bunlar yemin ederim çok moda, alo. Ay, gelinler ağzının tadını bilmiyor ki, ne anlar onlar. Bizim de bu yemeğe verdiğimiz süre, ooo, yeni gelin başladı fırını açmaya. 45 dakika. Canım, 45. Bekliyoruz. Tam tamına 40 dakika. Of, hep 40'dan gidiyoruz. Giyin önlüklerinizi, 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin hanımlar. Yeşim, ne haber hayatım? İyiyim. İyi misin? Gayet iyiyim. Dün o kadar ilk geldiğin günden dedin ki kızlar bana bakın, bakabildiğiniz kadar bakın. Benden ne kaparsanız kapın sizin için kar dedin. Ben çok güzel yemek yapıyorum dedin. Ama puanlamaya geldiğimizde ben gördüm ki sen hiçbir şey yapamıyormuşsun. Puanlamaya baktığımız zaman şimdi sen düşük puan aldığında en son bağırıyordun ya. Bu evet. Senin kötü ama şöyle yemek... söyleyeyim. Bak şöyle söyleyeyim ha. Ben bir tane bir aldım, o da şanssızlıktan yana. Sen bir tane üç aldın şanstan yana. Aslında sen üç tane bir tane üç aldın. Ben sen... beş aldım, dört aldım. Bir tane birim var. Sen bana bunu soramazsın bir kere, tamam mı? Bence sen hiçbir konuşmayı dinlememişsin. Çünkü genelde yapılan yorumlarda yemeğim beğenildi. Ben tamamen tesadüftün. Bence sen şanslı günündeydin. Tamamen şansa aldın o puanları. Ben de şanssızlığa... Yo, ben o yüzden mi bütün kayınvalideler beğendi? Ne oldu? Seninkini hiç beğenmediler. Üstü üste birler aldın. Aa, Büşra'yı hiç saymıyorum zaten. Bence Büşra ile karıştırıyorsun galiba. Hayır, orada kafan bak, karışıyor. Sen, hayır, Yeşim. Ben Büşra'yı saymıyorum bir kere. Çünkü Yaren, sen... bir saniye müsaade edebilir misin? Yeşim, çok özür dilerim. Dün geldim bir havalarla. Hala öyleyim. Hala çok öyleyim. İddialıyım. Kendime hala. Çok güveniyorum. Ben ilk geldiğim gün çeyrek altın aldım. Sen ne aldın? Ya benim bir topladım puanları. Benim almam için ben zaten cumayı bekliyorum. O zaman kim ne alıyor? Kim nereye gidiyor? Cuma o zaman bekleyin. O zaman görüşeceğiz. Gidersin buradan. Sana el sallarız.
Cuma gününü bekliyorum dört gözle. Gideceklerini artık el sağlamak istiyorum burada. Büşra buradan beni gönderecekmiş. Bir daha güleyim bari. Dün elinizde örgü vardı, örüyordunuz. Bugün de dantel getirmişsiniz. Dantel de mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dantel de yapıyorum. Lif de yapıyorum. Şimdi onlar ne arıyor orada? Ya bunları şimdi ben... Gelenin ben sevmiyorum öyle çıplak mı? Aa nasıl yani? Ben şimdi gideceğim onun masasına sereceğim. Hayırdır siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Büşra sen önce yemek yapmayı öğren ondan sonra konuş tamam mı? Sen mi öğreteceksin bana yemek evet, yapmayı? Evet bak elime bak bak ne yapıyorum güldürme ben ne beni güzel. Ya beni güldürme. Elime bak ondan sonra yemek yapmayı öğren eve gittiğinde kocana dersin ki bak Yaren böyle yapıyor dersin. Ne hal ya? Ben böyle cıplak mutfak sevmiyorum. Bunlar böyle buralarda böyle duracak. Beyhan teyze ne yapıyorsun ya? Bunları böyle olacak. Beyhan teyze gerçekten bak, ne yapıyorsun? Ya Yeşim sinirlendirme beni. Hayır. Bak yemeğe konsantre olmak istiyorum. Benim bunları hiç sevmediğimi biliyorsun. Hayır. Bu duracak burada. Hayır. Olmaz. Ya. Evine koy, evine koy, kendi evine koy. Yok, kime hediye ediyorsan et gel. Emek etmişim, koymuşum. Tamam. Yeşim bırak şunları. Bir şey söyleyeceğim. Eviyle karıştırdı burayı herhalde. Yeşim bırak. Bunlar lütfen. Benim tarzıma uygun mu Hayır. sence ya? Tarz. Şu bana uygun bir şey mi? Niye sen gösterişi çok seviyorsun? Ben modern neden gösterişi çok seviyorum? Hayır. Yeşim sen gösterişe bayılırsın. Sevmiyorum. Böyle siz bayıldıysanız size hediye edebilirim. Yeşim, yani hiç sorun değil yani. Çıldırtma lütfen. Danteller evet bizim anneannelerimizin, annelerimizin zamanında var. Bak benim hala çeyizimde de var mesela. Dantel güzel bir şey ama şimdiki nesil, şimdiki gelinler bu danteli sevmiyor. Hani sevdiremezsin ki. Zaten çeyizime koydun. Her yere getiriyorsun kendinle. Bari buraya getirme ya. Olacak bunları yapmışım ki Yeşim kullansın diye. Ya benim de tek hayalim oydu. Bir gün evlenirsem dantellerim olur mu acaba? Şurada anlaşamıyoruz işte. Ben modern bir kadınım. Az çok böyle gördün yani. Sen, benim bunları kullanabileceğim. Artık, aklına geliyor mu yani? Ben senin modern olduğunu artık evlendin sen çıktı. Sen benim yanımdasın. Benim şeyimde gideceksin. Dört yıldır ben bunlarla Yeşim, uğraşıyorum. Yeşim beni çıldırtma hayır, lütfen. Kadının gözleri bozulmuş yapmaktan. Niye meleğimi almış uğraşıyor? Hayır. Ben sen... istedim mi? Ben bunları istedim mi? Bunu istedim mi? Git evde televizyonun üstüne koy bir şeye yok, koy. Yok evde. Ya buraya izin yok sana yardım edeyim canım. Yok mu? Beyhan teyzeciğim bak burası sizin eviniz değil. Gerçekten kız istemiyor ya. Lütfen. Teşekkür anladım. Ederim. İlk defa beni anlayan birisi çıktı ya. Aa senin gelinini gördün mü senin gelinin ama ne yapıyor? Ama istemiyor yardım ediyor istemiyor diyor. Ya beni gerçekten çok üzdünüz ya. Ama üzülecek bir şey yok. Ben onları evimin en güzel köşesine koyarım. Sen bana ver onları. Heh, Yaren de konuştu. Sanki Filiz teyze getirip aynısını yapsa kabul edeceksin. Kayınvalidem yapmış mı? Bir sor bakayım. Yapmış mı? Yapmadı ki. Yani yapsa kabul edeceksin sanki Yaren. Yapsa hevesim olmaz vallahi ama yapmadı. Benim kayınvalidem evime dantel getirdi. Hepsini topladım. Kapının önüne koydum. Ben hiç sevmem dantelli burada şeyleri. Niye savundun peki? Dantel eski modadır bir aa, kere. Aa çok güzelmiş kayınvalidem ama yapmış. Ama emek etmiş. Kayınvaliden oo, emek etmiş senin için. Seni kayınvaliden etmiyor mu? Hayır o emek etmedi. Hazır aldı diye evet, sorun mu bu yani? Evet hazır dantel aldı. Eliyle almış olsaydı tabii ki de katardım. O kadar düşünceli insan onu da kabul eder. Sen hayır o zaman, kabul sen etmem. O zaman ikili oynuyorsun hazır tamamen. Hazır ben niye katayım ki? Kendi sen... elleriyle örsün. Hayır hayır sen kendi tamamen. Kendi elleriyle örsün. Ben senin samimiyetine hiç inanmıyorum. Madem bu kadar çok seviyor kendi elleriyle örsün. Ne oldu? Ne oldu çok sinirliyim. Hiç bak, beni sallamadı ya. Koymaz zaten koymaz. Sen boşuna gittin. Ha. Boşuna kendini yordun. Beyhan Hanımcığım niye gittin ki? Oğluma sen... ben dedim ki oğlum bek buna yüz verme. Biraz beni dinlesin. Beyhan Hanımcığım bak ben iki günde anladım. Senin gelinin onları of kullanmaz. İstersen daha da şeyini yap. Kullanmaz ya, koymaz beni. Ya bak gözlerimden sular akıyor. Yoruldum gece gündüz yapa 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 yapa. Öyledir ama. Yapa. Ay Beyhan Hanım nasıl kıymetli kız o danteller. Çöpe atma ben alır götürürüm ha onları. Çok güzel o danteller. Elini kabul etmedim mi onları? Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Şimdi gittin dantelleri oraya vitir... Sanki orada vitrin varmış gibi evini süsler gibi süsledin. Şimdiki nesil Allah'ını seversen dantel mi seviyor da ya öyle bir şey ben yaptın? Nesil tanımam. Ta
tanımıyorsun ama bak gelininde kullandırmadı. Ne oldu? Git ben gel oraya. Ben hesabını sorarım. Bunlar bizim zamanımızda annelerimizin bak, zamanındaydı. Şimdiki nesilden öyle bir şey bekleme. Sevmiyorlar, almıyorlar. Bak Filiz Hanım. Bak canım onlar şimdi onların kıymetini bilse. Ya. Onlar bilse kıymetini bir emek emek olmadan yemek olmuyor. Onu bir yapsalar, bir emek etseler öyle değerini bilirler. Onlar hazır alıyorlar, hazır. E tabii ki. Beyan Hanımcığım. Aldılar çocukları şeylerine. Ya. Sene 2021. Bundan Dondular. Sonra boşuna kendinizi yormayın. Onlar kendi bildiğini yapıyor. Boşuna ya. Yorup da strese girmeyin. Aa, bütün gelinler öyle. Hepimizin gelinleri öyle. Çok sinirliyim. Çok. Haklısın. Çok sinirliyim. Büşra'cığım o değil de sen dün dedin ki ben görümcemle yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsun? Kaç yaşında? Geçinebiliyor musun? Bir anlatır mısın? Çok merak ettim. Tabii görümcemi anlatayım. Aslında görümcemden çok fazla hoşlanmıyorum ama... Ya. Size tanıtayım kendisini nasıl bir insan olduğunu. Tanıt bakalım merak ettim. Görümcem 31 yaşında. Evet. O da bayan kuaförü. Otelde çalışıyor. Evet. Bir gün akşam kapımı çaldı geldi dedi ki... birkaç gün sizde kalabilir miyim? Ben de dedim ki tabii abla kalabilirsin hani sorun olmaz dedim. Aha. Ondan sonra bu birkaç gün aylar yıllar sürdü. Kaç senedir sizinle? Yaklaşık bir 2-3 senedir beraberiz. 2,5 yıl oldu yani. Şöyle bir 2 gün kalacağım diye geldi. 1-2 gün kalacağım diye geldi. Eve yerleşti, mobilyalarını getirdi. Mobilyalarını odaya yerleştirdi. Sen ne yaptın? Sen dedi hayatına bak dedi. Ben dedi yerlerimi seveceğim, onlara bakacağım. Sen dedi hiç dert etme. Ama bir hizmet, bir hizmet, bir hizmet. Hep hizmet. Yani hep hizmet edeceğim. Güya yerlerine bakmaya geldi. Bir şey söylemedin mi? Yani misafir olduğu için ilk başta çok tepki göstermedim. Sonra kovdum kovdum gitmiyor. Kovdum kovdum gitmiyor. Kovdum. Ben ne yapacağım? Evet eşimle birbirimizi bile yedik. Ben de o kadar cehizler var ki, o kadar cehizler var ki. Bak bir bekleyin ben buraya bir sürü şey getireyim. O zaman bize dağıt sen getir. Tamam bizi ver hayatım biz kullanalım. Neler getireceksin buraya neler? Değil mi? Çok gidip geliyor ya bilemem anlamadım şimdi. Acaba ne getirecek yani. Şimdi? Yani. Bak birden getirecek işte. Aa. Ya. Görüyor musun? Elif Hanım. Ay Elif yere bayılırım. Getir kız bir tanesini ver bana. Gel, yıkanırım gel, bari. Gel. Bak ay, isteyen alsın. Ne istiyorsa herkes alsın. Ona da bir şey yok. Zınlık yok. Zınlık. Çok güzelmiş. Ona eline sağlık. Şey eline ben sağlık. De çok beğendim. Çok güzelmiş. Eline sağlık. Ben senin evini çok merak ettim. Var mı resim, video bir şey? Evet Aslan, bir çekim yaptım. Yönetmenimize de bıraktım. İstersen izleyelim. Hazırsa izleyelim. Olur, izleyelim. Merhaba, ben Büşra. Size şimdi evimi göstermek istiyorum kızlar. Bunlar benim mobilyalarım. Mobilyalarımın rengini kayınvalidem seçti. Tabii ki ben bu renk istemedim. Kendi istediğim renkte olsun diye çok çabaladım, çok ısrar ettim ama kendisi istemedi. Beni çok kırdı, çok kırıldım. Kendisini kırmamak adına mobilyalarımı bu şekilde aldım. Burası televizyon ünitesi, bu şekilde. Televizyon ünitemin modelini kendim seçtim. Burası benim mutfağım, harikalar yarattığım yer. Kayınvalidem yemeklerimi çok beğenir. El lezzetimi çok beğenir. Eşim de aynı şekilde yemeklerime hayrandır. Görümcem yemeklerimi beğenmez. Görümcem sürekli surat asar. Evet, şimdi size yatak odamı göstereceğim. Burası bizim yatak odamız, eşimle bizim. Yatak odası mobilyalarını kayınvalidem seçti aynı şekilde. Kayınvaliden mobilyalarda yani hiç fazla fikrimi almadı. İşte kızım bu böyle olsun bu demedi. Direktmen eve geldim bir baktım mobilyalar yerleştirilmiş. Burası sevgili görümcemin odası. Görümcem kendi evindeki mobilyayı söktürüp benim evime taktırdı. Çünkü benim evimde daha rahat ediyormuş. Benim evimde kendini mutlu hissediyormuş ama benimle hiç anlaşamaz. Sürekli kavga ederiz, sürekli bir çatışma halindeyizdir.
Sürekli hizmet bekler. Kahve yapar mısın? Çay yapar mısın? Pasta yapar mısın? Kek yapar mısın? Sadece sofra hazırlamakta yardımcı olur. Akşam yemeklerimizde, kahvaltılarda. Bir de salata yaparken yardımcı olur. İşte görümcemimde bu tür kötü huyları var. Bu kadar kızlar. Evim sadelikten hoşlanıyorum. Az eşya, öz eşyadır. Görümceye bak ya. Hem ya, senin evinde kalmak istiyor, hem sana yardım etmiyor hiçbir şekilde. Böyle bir görümce. Yardımı bırak. Ekmek elden, su gölden. Daha büyük. Evet. Bence yani kızlar. Büyük. Görümceye aslında söylüyoruz da bence suç Büşra da kabul etmesin. Çok basit yani. Ben hayatta izin vermem böyle bir şeye. Senin mümkün görümcen değil. Var mı? Var. Yani ama kabul etmem. Bizde görümce ne demek biliyor musun? Ne? Abla, saygı. Eşinin ablası senin de ablan. O herkes görümce, sile cümbürce, mark yaşasın, böyle bir mantık var. Sen saygıdan bahsediyorsun, istemiyorum, kovaladım diyor. Ne saygısı? Ha böyle bir mantık olamaz ha? Ya. Evet, eşimle baş başa kalmak istiyorum. Baş başa yemek yemek tamam, istiyorum tamam, abla diye. Diyorsun. Ne saygısı, saygı müsaade nerede kaldı? Müsaade etmesini istedim. Neden böyle bir şeye izin verdin? Yani görümcen gelip sana dediğinde ben bu evde kalacağım, bu benim yatak odam dediğinde niye onu o odaya yerleştirdin? İkinci oğluma hamileydim, diğer oğlum da çok küçüktü. Görümcem dedi ki, evet, sana yardımcı olacağım. Hı-hı. Yardım edeceğim, elini soğuk sudan soğuk suya koymayacağım. Ama sıcak sudan soğuk geldi, suya koymayacağım. Benim üzerime yük oldu. Hı. Hiçbir şey de ellemiyor. Yerinden kalkmıyor, ne kahve yapar, ne çay yapar. Hep hizmet bekler, hep hizmet bekler, sürekli hizmet bekler. Sen başta ipleri ele verdiğin için şu an hiçbir şekilde ondan kurtulamazsın. Yapacak bir şey yok artık. Yardım edeceksin, kahvesini yapacaksın, yemeğini yapacaksın, yapacak bir şey yok. Yaren, ben anlamadım. Burada o kadar konuşuyorsun. Gayet de konuşkan bir kızsın. Sen buna nasıl dayanıyorsun? Hiçbir bir şey söylemiyor. Tabii yani, ki de söylüyorum. Hayır, sürekli sen söylüyorum diyelim. Ama artık yerleşti. Maddi anlamda bir desteği var mı sana görümcenin? Maddi anlamda fazla bir desteği yok aslında. Nasıl yani? Eve bir şey alıp getirmez mi? Al işte bu ay yağını ben alayım veya bu ay faturalarını ben ödeyeyim diye bir şey teklif etmez mi bir sana? İnternet faturasını yatırır, internete de kendi kullandığı için. Büşra'yı ben çözdüm. O şu düşünceyle bence aldı onları eve. Şimdi dedi ki görümce gelir, çoluğa çocuğa bakar, benim ev işlerine yardım eder. Ben de eşimle rahat rahat takılırım, belki maddi de biraz destek olur. Öyle düşündü ama planlar aslında, hiç yolunda gitmedi. Aslında görümcem gelirken dedi ki ev işi yaparım, çocuklarına bakarım, yardımcı olurum, i̇şte. Elini soğuk sudan soğuk suya koymam. Sen menfaat için o zaman düşünmüşsün ama görümce uyanık çıkmış, hiçbirine çıkmış. Müsaade etmemiş, o keyfine bakmış. Ay, en güzeli de yapmış belki de ama başta izin vermeyecektin, senin suçun valla. Gelinin yatak odası o kadar şey değil. Kız, sanki gelin odası gibi öbür kırmızı olan kızınızı aldığınız oda yatak ne kadar öncelik güzel. Öncelik kızıma gelir. Öncelik olur ama evet, öncelik kendi evinizde olur bence kızınıza. Geline bir daha bile söylüyor, gelin kahve yaptırıyor, kek yaptırıyor. Onu yani kusura bakmayın yapacak, de evde çalışmak için mi aldınız sadece? Hayatı. Nasıl yapacak? Yapacak, o bizim gelinimiz, yapmak tamam, zorunda. Tamam yapar. Zorunda değildir Asiye Hanımcığım bence. Yapar. Bence yapar ama ben bu durumda olsam ben de yapmam. Tamam özür sanki dilerim, sizin yapmak zorunda değil ama, bak, ama yapması gerekiyor. Ama bak benim gördüklerim öyle. Sanki oraya gelin odası gibi yapmışsınız kızınızı oda. Kesinlikle. Sanki gelin orada öyle hani öylesine otursun gibi. Ay siz var ya çok böyle abartıyorsunuz. Gördük. Kusura bakmayın yani. Bu kadar da olmaz. Gelinimin odası da çok güzel. Gördük, kızımın şekerim, odası da gördük. Çok güzel. Vallahi kızının odası gördük, aynı bir gelin odası gibi olmuş. Ay, lütfen, ben bile rica kırmızı ediyorum. Kırmızı görünce vallahi çok beğendim. Yani, yavru ağzı hayatım. Ama ne kadar gelinin canlı de yavru duruyor. Ağzı, kızımın da kırmızı. Ama senin Asya kızın Hanım orada gelin gibi durmuş değil mi Beyhan Hanım? Asya Hanım, ay, şey diyebilir miyim? Buyur canım, söyleyebilirsin. Gelinle kız ne alaka, ben anlamadım onu. Kızım diyorum. Tamam kızınız ama orada olmaz yani. Oraya nerede gezmeye olur? Gider, gezmeye gider. Hayır, normal biz gittiğimizde, kalır. Hayır, biz öyle konuştuk gelinimle. Ben buraya geldiğim zaman odam tiril tiril olacak, kimse giremeyecek odama. Aa, ben bu işten ne anladım biliyor musunuz? Öyleyim ben. Aa. Bu işten ben ne anladım? Kesinlikle kıyafetlerimi elleme. Düzenli bir şekilde orada kalacak. Ben gelip gittiğimde düzenli kalsın. Kızlar ben bir şey söyleyeceğim size. Bir köşeye geçmişsiniz, konuşuyorsunuz. İkiniz böyle fısır fısır ne konuşuyordunuz? Ay ya. Ben çok ya merak ettim. Kesin VTR'niz vardır sizin, ben eminim. Varsa izlemek istiyorum yönetmenim.
Aslan sana bir şey söylemem lazım. Yani yoksa ben gerçekten patlayacağım. Yaren buraya kadar nasıl geldi? Gerçekten şans diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hep kötü yaşlıcılar denk geldi o yüzden. Yoksa ya başka şansı olamaz. Gördüm. Yani yemek desen yok. Tarz, tarz zaten konuşmuyorum bile. Tarzı geçerim. Onu hemen geçiyorum. Çene var onda sadece. Başka yani yemeğin ayrıca hiçbir şey yok. Bence tamamen tesadüf burada. Ama buraya kadarmış. Yani ömrü bu kadarmış diyelim. Çünkü ben geldim. Daha fazla durma şansı yok. Açıkçası yani Büşra neyse benim için, Yaren de o. Hani Büşra zaten benim gözümde hayalet öyle. Yani boş, ben görmüyorum bile. Büşra'nın arasındaki tek var. Sadece Yaren daha çok konuşuyor. Filiz teyze olmasaydı ben onu çoktan gönderirdim. Dolayısıyla Filiz teyze bana yüksek puan yani veriyor. Tamamen böyle şans diyelim bir şekilde yani buraya kadar. Yani daha fazla durma şansı onun yok. Devran değişti, ben geldim. Onun farkında değil. Ay önce benim üstümden al Yaren, ne olur artık sen gönder. Sen merak etme. Senin artık yani Yaren diye bir derdin olmayacak. Büşra'yı sevmiyorum bile zaten. Onu dert bile demene gerek yok. Önce Yaren'i bence odaklı. Ya zaten ben, o benim listemde var. Hani rakip görmüyorum ama gidicilerden görüyorum. Ya ben buraya her zaman iyi yarışmacı gelsin istiyorum ki güzel rekabet olsun, anladın mı? Aslancığım, sen Yaren'i bana bırak. Onu hiç kafana takma. Ama senden isteğim yani birbirimize çok fazla sataşmayalım. Yani ben sana zaten kötü yorum yapmayacağım. Tamam. Sen de bana ona göre yapmazsın. Cuma'ya kadar Yaren'i gönderirsen ben de sana olumsuz yorum yapmam. Biraz gülsün. Ama evet, cuma görüşeceğiz. Utanmıyor musunuz öyle köşe hareket? Beni çekiştiriyorsunuz ya. Niye beni yapayım? Çekemediğiniz Yaren, o kadar belli ki. Ben sana ne dedim? Yaren her yerde, her an çıkabilir dedim, değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen yine benim peşimde misin? Gerçekten. Ben senin peşinde olacak. Senin neyin var ki ben senin peşinde durayım? Sen şansa bana bilezik alan bir kızsın sadece. Ya, ben ne zaman? Ben yaptığım yemeklerle şanssızlıktan alamayan bir kızım. Ama sen... Bugün ne oldu böyle 90 derece Yeşim, döndün, hemen Yeşim'in tarafına geçtin. Aynı eskiler bana çok böyle mazi hatırlattı bu bana. Sen Aslan'ı benim gelime karşı nasıl kötülersin? Kötüleme değil, onun ne yapacağını, ne yapamayacağını orada söylemem, onu kötülemem anlamına mı geliyor? Yani ben burada orada arkasından söylüyormuşum gibi bir gösteriyor, lanse ediliyor ama... Hayır. Şimdi hayır, hepsini yüzüne de söyleyebilirim. Onların arasından su sızmıyor. Sen onların arasına giremezsin. Su sızmıyor. Siz burada değilsiniz herhalde. Sen onların arasına giremezsin. Can ciğer kuzu sarması, bunlar dost muydu? Dost olsaydı yo, o anda o kelimeyi... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karşındaki gördüğün asla... Anne bir saniye. Görmüş olduğun karşındaki şu asla bana karşı dost, görünümlü düşman. Ben burada çok güzel öğrendim. Burada kimseyle dost falan olunmaz. Burası bir yarışma programı. Hele sen... Burada can ciğer dost olmaya gerek yok. Hayır, hiç konuşma. Ben seni anlamadım. Yeni sen gelmiş, düğün gelmişsin. Evet, nereden gelmiş, boğazdakini kovuyorsun. Sana ne oluyor, onu anlamadım ben ya. Ben zaten buradan sizi göndermek için geldim. Sen bizi zor gönderirsin. Hele var ya, beni zor gönderirsin sen buradan. Ya burada iki tane masa var ya. Benim gözümde şu an o masalar boş. İstediğiniz kadar beni buradan göndermeye çalışın. Ben böyle tutunmuşum tırnaklarımla, burayı bırakmam. Senin geline nasıl böyle bir şey yapar Beyan yapar, Hanım? Yapar, yapar, yapar. O benim gelinim yapar. Oo. Tabii biz burada sizle arkadaş değiliz ki. Burada yarışmacıyız biz, rakibiz biz. Şimdi öyle mi oldun Nuray Hanım? Benim gelinim yani varsa. Niye Aslı ile Yaren hiç birbirinden ayrılıyor muydu? Sen biliyorsun bunu. Şimdi nasıl oldu da hemen taraf değiştirdin? Çok güzel arkadaşlar. O zaman bir şey söyleyeceğim. Sen de bir gün yarın Beyan Hanım'a yaklaşırsın. Ben de bunu söyleyeyim şimdiden. Aslan zaten kim istese onun yanına gider. Niye sizin zorunuza gidiyor ki? Başkası da dese gidecekti, sohbet eder yani. Niye biz başkasına yani yaklaşınca zorunuza gidiyor ya? Şimdi Aslan da aynı şeyi yapmış. Sen de o Aslan'ı tutuyorsun demen lazım ki kızım. Sen nasıl Yaren'e bunu yaparsın? Ay canım, demen iyi lazım. Biz burada yarışıyoruz. Yaren belki gidecek, Büşra ile olacak. Onun Yaren bir Büşra ile asla asla olamaz. Çünkü o onu zaten kendini rakip olarak görmüyor. Aa. Tabii Yeşim dün geldi, baktı Aslan güzel yemek yapıyor. Aslan'dan belki de öğrenmek istediği şeyler var. Aslan önceden burada kaldığı için.
Belki ondan hoşuna gitti ve Aslan'dan bir şeyler öğrenmek için de gelmiş olabilir yanına. Senin gelinin benim Aslan'la bence heveslendi. Onun kaynanası var karşısında. Kızlar. Evet. Soruya gel. Gelmeden önce perdemizi kapatalım Gökhan'cığım. Soru şöyle hanımlar. Hamilesiniz, kayınvalidenize yakın bir yere taşındınız. Aranızda 5 dakika mesafe var. Evi yerleştirmek için, eve yardım için rica ettiniz. Kızım benim hiç halim yok dedi. Okey. Çat kapı zili çaldınız. Evde eltinizin oğlunun doğum günü partisi yapılıyor. Allah. Kayınvalideniz de eğlenceye kaptırmış kendini. Ya. Tepkiniz ne olur? Hemen söylerim. Anneciğim, ben senden yardım istedim temizlik için. Sen burada eğleniyor musun? Ben karnım burnumda evde temizlik yapıyorum. Sen burada oynuyorsun. Evet. Masayı bir güzel dağıtırım. Masayı? Evet. Oo. Vallahi bana 20 gram bilezik almadan da barışmam. Torununu da göstermem. Bence 1 kilo be. Ne 20 gram? 1 kilo altın ne kadar yapıyor? 10 gramdan geçelim de biz be. Sen ne yaparsın Büşra? Elti'nin oğluna... Öncelikle kesinlikle kaynanama tepkimi göstermem o an. Ama akşam eşim eve geldiğinde kıyameti kopartırım. He, kocana. Ve hemen bu eve temizlikçi girecek, bu ev tertemiz olacak derim. Ha. Eğlenmeme bakarım. Eltimle böyle çok yani fazla aranız şey mı? Yok, diyaloğumuz yok ama... Eğlenmeye bakarım o an. Bozmam ortamı yani. Çünkü kaynanamın, kayınvalidemin misafirleri falan var. Görümcem, eltimin ailesi kız var. Kız bu iyi kalpli yine. Bak ortamı bozmuyor asla. Hayır ortamı ben bozmam ama vallahi. Eşime kıyameti kopartırım. Kayınvalideme de ertesi günü gerekirse temizlikçi çağırtırmasını ve evimin temizlenmesini isterim. Hem ortamcı hemen. Büşra. Ama şey ortamı yapmıyor. Bozmam. Bozmuyor ortamı. Sen Yeşim bakayım ne yapar? Ay, ben zaten çok fazla tepki göstereceğimi düşünmüyorum. Ben tepkimi sonraya saklarım. Çünkü girer girmez ben orada böyle bağırma bilmem ne ben kötü gözükürüm uzaktan. Kötü gelin gözükürüm. Arkamı döner çıkarım. Hmm. Sonrasında bir daha evime asla giremeyeceğini o çok iyi bilir zaten. Aman hiç güzel cevaplar vermiyorsunuz. Bu ne be? Yok ortamı bozmam yok. Bak şimdi Yaren ne yapar? Yaren. Açarım kapıyı ama hiçbir şey söylemem. Hiç ağzımı bile açmam. Hmm. O beni anlar zaten. Hiç konuşmamak daha iyi bence o anda. O bana sonra diyecek zaten ne oldu, niye şey yaptın böyle. Diyeceğim ki ben evimi temizliyorum. Yakında doğum yapacağım. Sen orada sünnet düğünü yapıyorsun diyeceğim. Ya bu nasıl bir şey diyeceğim. Ve yarın bir gün torunun olduğunda ben de anneme gideceğim. Annemin partisi var, bir şeyi var diyeceğim. Torununu göstermeyeceğim ona. Bu kadar basit. Bravo. İşte Yaren'den beklenen cevap. Ben o zaman bir kayınvalidelerin odasına gideyim bakayım onlar ne diyecek. Kızı istemeye gittik. Evet. Ne yaptılar biliyor musunuz? Aa. Masaya ne koydular? Bir çubuk kreker, gide çay. Oo biz yemekleri yaparız. Tatlılar, börekler bir de ayrıca ekstra. Yok. Beyhan Hanım peki madem onları gördünüz ya tanışmaya gittiniz. O zaman niye gördünüz orayı? Evet. Gördünüz. Ama seviyorlar dedim ki ben öğretirim gelinime dedim. Hmm. O zaman tamam haklısınız o zaman. Ben neler yaptım neler yaptım neler neler. Neler yaptınız Allah onun aşkına. Onun arkadaşlar akrabalarına da gösterdim. Bayıldılar. Bakın bekleyin. Bekleyin bir dakika. Ha. Ben şimdi size getirip göstereceğim. Aa merak ettim merak gerçekten. Merak ettim ne göstereceksin daha bakalım. Çok şey merak edeceksiniz. Bekleyin siz. Ama yazık ya kadın bir sürü emek vermiş, yapmış bohçaları. Ama şimdiki zamanda Filiz Hanımcığım bizimkiler de kullanmıyorlar ki. Yapsan ne olacak? Hani kim, emek Allah versen aşkına sana bir şey söyleyeyim mi Nuray Hanım? Şundan kaç tane patikten verdim de o patiklerden dalga geçti. Biz de verdik. Yani ama kullanmıyorlar. Dalga geçmedi ama kullanmıyorlar. Yapmayın hayatım. Kullanmıyorlarsa yapmayın. Ooo eşarplara bak, tüventlere bak. Ellerinize sağlık. Kadar güzel. Bakın, ama bir de bakın işte bunlar var ya göz emeği, göz emeği. Göz doğru, el emeği bunlar hepsini ay, bu. Ay o çok güzelmiş, bayıldım buna. Ya. İğne bak, oyası bir de bu. Evet, bakın şunlara bakın. Oyası. İnanki her biri birinden çok güzel. Güzelmiş. Ellerine şunlara bakın. Kızdırım mavi kimseye vermem abi benim. Ay çok güzel. Kim aldı maviniz? Mavi burada Demet Hanım. Mavi bana ver ya. Hangisini istiyorsun? Bana istiyor. Bak ben takarım ha. Ver. Tabii. Ay bir tane görelim başınızda ne hayatım, olur. Hayatım bunu mu istiyorsun? Ver. Ben takayım mı? Şöyle. Hadi tak. Ha? Çekiyor değil mi? Danteli önüne çekiyor gelsin. Çekiyor tabii. Danteli önüne gelsin. Oo
pembe mavi de pek yakışır Demet Hanımcığıma. Ha değişik takıyorsun. Kınayı getir. Ay çok ne güzel oldu maşallah. Asortik taktı kız böyle. Ay çok tatlı. Mevlüt oldu. Mevlüt usulü taktı. Evet ama çok tatlı oldu. Ay çok güzel oldunuz. Hanımlar. Ay bunları sen mi yaptın? Evet. Ha sen çeyizi getirdin ya. Göstermeye ya. Mi? Hanım. Gelin istememiş. Gelin istememiş. Bunları. Evet evet. Ay ben var ya bunları var ya yatak odama koy. Kurban ay. Bak görüyor musun? İşte bak ben bunları diyorum sana biliyor musun? Kız bunlar çok moda. Görüyorsunuz değil bunlar mi? Bunlar yemin ederim çok moda. Alo. Bak şunlara evet, bak. Ama şu kelebeğin güzelliği. Demet Hanımcığım ne kadar güzel. Gelinler ağzının tadını bilmiyor ki. Ne anlar onlar? Şu var ya Demet Hanım. Şu bildiğin İno Esma'dan zor yapıyor. Kız bunlar evet. Fransa'da en büyük otellerde böyle servis ediliyor. Evet. Bunların bak. Haberi var mı acaba bunlardan? Şu şey nesil işte, yapmıyor. Yapmıyor. Şimdiki bak nesil... bizim şu Türk kültürümüz var. Bak şunun çok güzelliğine güzel, bak. Evet. Kız şunları ben evde kışın şeyde giyiyorum. Televizyon seyrederken. Hangisini beğeniyorsan Allah. Şu mor lila güzel, lila güzel. Ay cennete düştüm ben galiba. Lila güzel Demet Hanımcığım. Bak bu kadar bu kadar uzun giyemem. Evet. Ay annem görse bayılır şimdi evet. Bunları. Annem de bunlardan ip getirir bana. Bizim benim orada da var böyle şeyler. Var. Şurayı kaplıyor yatak örtüm. Dantel yastır. Bir tanesini sana hediye edebilir miyim? Vallahi aldım bile ben bunu. Tamam. Pembe. Başınıza kızlar, çok yakıştı. Hanımlar sorum şöyle. Gelininiz hamile. Ve gelininize yakın bir yerde oturuyorsunuz. Tamam, okey. Aranızda da 5 dakika mesafe var. Gelininiz sizden evi yerleştirmek için yardım istedi. Hamile ama öyle düşün. Siz de o gün dediniz ki ay hiç halim yok dediniz. Halbuki evde öbür gelininizin oğluna doğum günü partisi yapıyorsunuz. Seninki çat kapı geldi hamile olan. Gördü ortamı, tepkisi ne olur? O eve gelsin. O onu gördü. Bana böyle yapacağım. Yapar mı? Anında yapar mı? Evet. Ben hamileyim. Sen burada doğum günü yapıyorsun. Gelir orada ne yaptıysam orayı darmadağın eder. Kapıyı da vurur. Ben sana bir daha o çocuğu gösteririm. Ya. Ben sana bir daha ben o torunun sana. Sen bu torununu öp. Kokla, sev, bunu sev. Ama benim çocuğumu asla göremezsin. Ciddi misin? Asla göremezsin. E ne yapacaksın? Oradan nasıl düzeltirsin? Orada vurur gider. Ben de ağlarım. Ben de ağlarım. He. Sen üzülürüm. Nuray abla bu ağlıyor. Sen ne yaparsın? Üzülürüm. Ben zaten hani gördüğünde şok, sinirlenir. O da gelir zaten oraya. Muhtemelen onun da haberi vardır ama... Geldiğinde tabii açar girer, o herkes oturmuş. O ben hamileyim, iş yapıyorum, sen gelmişsin buraya. Hani bana gelirken halin yoktu, buralara nasıl geldin der. Halin yoktu, bir tavır yapar, konuşmaz benimle orada da oturur ama konuşmaz. Sonra da küser gider. Tabii ki ben onunla barışmam için ona bir tane bilezik alırsam anca barışır benimle. Şart da koşar belki de, bilezik kaç alırsam gram? Anca. Vallahi onu istemez artık. 20 ister herhalde. Ben... 20'den yukarıdır herhalde. Ay, yani şey... Barışmak için anca bak altın. Anca şart koyar. Ben barışmak için gelinle şey altın. Böyle kandıramıyorsun seninkini. Ben ona bilercik de alsam. Onun içi var ha onun içi, onun içi, onun içi. O kadar kötü bir kız mı o ya? Ben altın da alsam, bilercik de alsam, yat da alsam, kat da alsam. Vay onu demedim de öbür gelini dedim. Hmm. Tercih ettin diye. O beni daha anca... Ne olacağım? Ona ne yalvaracağım? Çocuğu saklı saklı gette koruyayım. Ne olacağım? Ay öyle de ne kötü değil mi? Ha. Gizli saklı torun mu sevilir? Ne diyorsun Asiye Hanım? Tabii ki kıyamet kopar orada elbette. Ama seninki dedi ki hiç ses etmem orada dedi. Şey ortamı bozmam dedi. Senin bozmaz gönlün. Da ama yani çok fenadır o onun öyle olduğuna bakma. Belli canım. Filiz. Vallahi billahi. Yaren zaten... önde olmayı çok sevdiği için öbür geline o sırayı bırakmaz. Kesinlikle orayı başıma bir yıkar. Ondan sonra da Yavuz'u da der ki Yavuz senin de burada işin yok. Hadi gidiyoruz. Güzelce onu da doldurur. Daha da bütün yaptığı partileri de beni çağırmaz asla. Kızlar ben size bir şey anlatmak istiyorum. Büşra biraz anlatınca ben de anlatmak istedim. Hemen hemen aynı şeyleri yaşamışız gibi geldi bana. Gerçi onunla da aynı kaderi paylaşmak istemezdim ama yakın şeyler diyelim.
Bir dönem biz Beylikdüzü'nde oturuyorduk. Benim kayınvalidemler de Sultanbeyli'de oturuyor. Evet. Yani bir geliyorlardı, hiç gitmiyorlardı ya. Ya kapıyı bir açıyorum, bazen bir kişi de değil yani 5, 10 cümbür cemaat yani. Allah'ım, ben hani yeni evliyim sonuçta. Bir yani eşimi tanıyacağım, onunla vakit geçireceğim. Sürekli misafir ağırlıyorum. Yatılı, kalanlar, edenler, çoluk çocuk. Yedirmesi, içirmesi, hizmet etmesi. Hayır, kayınvalideme bir de yani git evine diyorum. Hani yarım ağızla falan, daha yeniyim, fazla bir şey söyleyemiyorum tabii ki. Evet, tabii. İşte hani ne zaman girersiniz falan. Yo, gitmeyeceğim oğlumun eve. Ben hatta siz evi büyük tutmuşsunuz. Biz buraya kalalım, yerleşelim, sürekli gelip gidelim diye. Böyle şeyler falan. Ben sanki otel işletiyorum yani, ev değil. Gerçekten otel yani. En azından oteller ücretli oluyor yani. Ben ücretsiz otel yani. 10 gün, 20 gün, bir ayda misafirlik mi olur? Artık yerleşme olur. Madem ben aileyle cümbür cemaat bir evde yaşayacaksam, ben niye evleniyorum ki? Evimde ailemle otururum yani. Aynen öyle. Eşimle de sevgili olurum. Gezeriz, tozarız yani. Niye evleniyorum ben? Ama zaten Beyhan teyze böyle şey, otoriter bir kadına benziyor. Evet, galiba kayınvaliden çok otoriter gerçekten. Yani sen peki sonra nasıl onların ayaklarını demek evden kesti? Demek ki gerçekten tam da otoriter değilmiş. Daha yani benimle tanıştıktan sonra, cicim aylarını atlattıktan sonra artık her şey değişti. Devran değişiyor bir yerden sonra yani. Çıksın yemekler, çıksın önlükler. Çıksın. Efendim, tadım, yorum ve puanlama zamanı. Sen böyle bir puanlama sistemini gerçekten kabul etmiyorum ya. Patatesin pişmemiş, olmamış. Bu tabak zaten offside. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun. Kendini benimle kıyaslayamazsın ya. Ben kendimi seninle kıyaslarım. Buradan seni göndereceğim. Bak sen buradan beni gönder, şu çenekelesini sana vereceğim ben, tamam mı? Görümcem 31 yaşında. Yaklaşık bir 2-3 senedir beraberiz. Bu söylenilir mi? Benim görümcem 2 seneden beri benim evimde gitmiyor. Yalan mı? 2 sene ben görümceye katlanamam. Ne yaparsam yapayım, telefonlar hemen kayınvalideme iletilir. Anne, Büşra alışveriş yaptı. Bir son dakika gelişmesi, buyurun. Hatta olay görümcemiz Açelya Hanım var. Alo. 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 Ben şu anda şaşkınlıkla izliyorum. Gerçek yüzünü gördüm. Efendim, haftanın ikinci gününde tadım ve puanlama için masamın başındayım. Hemen birinci tabaktan tatmaya başlıyorum. Acılı ama ben acılı çok severim. Bırakırsanız bütün tabağı yiyeceğim. Güzel. Kim yaptıysa aferin, eline sağlık. Vallahi pişirememiş patatesi. Üstündeki kaşarlar da duruyor. Şey, mozzarella peyniri. Çok lezzetli. Dayanamayacağım. Korkunç güzel. Kabuğu bile süper dağıldı. Burada bir yavan olmuş ama bir şey eksik, anlamadım neyse eksik. Tuzu yok. Fena değil. O zaman puanlara gelince efendim. Şimdi şu en beğendiğim tabak gerçekten yanından kimse geçemez. Tadı, tuzu, lezzeti süper. Şuna 5'imi vereyim. Bu hiç pişmemiş, buna da 1'imi vereyim ikinci tabağa. Hadi daha haftanın ikinci günü. Buna 4 vereyim. Bu da tatsız tuzsuz ama 3 olsun. Bakalım kimler aldı bu puanları. Efendim, haftanın ikinci gününde benden 3 puan alan gelin.
Yaren. 4 puan verdiğim birinci tabağımın başına geçiyorum efendim. Bakalım haftanın ikinci gününde, ki bugün bol keseden valla gayet güzel puanlar verdiğime inanıyorum. 4 puan alan gelin. Yeşim. Şimdi bakalım. 5 puanı Aslan mı aldı yoksa Büşra mı? Beş puanı alan gelin Aslan. Bu da 1 puan Büşra'nın. Efendim bakalım kayınvalideler puanlamaları nasıl yapacak? Şimdi sıra kayınvalidelerde. Efendim ilk kayınvalidemi davet ediyorum heyecanla. Filiz Hanım geliyor. Buyurun. Kavrulmuş ama bir şey eksik bunda. Yani ben bu benim da, yani evet pişmiş mi pişmiş. Patatesi biraz şey ama. Tamam böyle olması gerekiyor sanırım ama biraz daha böyle bir tık daha kalabilir. Her şey kıyması kavrulmuş Demet Hanımcığım. Zaten mozzarella peyniri çabuk olan bir şey. Biraz bir şey eksik diyorsun. Yani öbür tabakta da bakayım. Zaten peki, o zaman anlaşılır. İkinci tabağa geçtik. Demet Hanımcığım, gelin yani gelinler kızmasın bana ama bu patates biraz çiğ kalmış. Bir de biberleri falan bayağı oldukça iri. Yani lezzeti var ama biraz diri kalmış bu. Ama üstünün peyniri güzel kızarmış. Peki. Ama tadı güzel. Domatesleri, biberleri de incecik olmuş bu. Hangi gelinimiz yapmış bilmiyorum ama güzel görünüyor. Bu pişmiş. Bunu beğendim. Evet, onu beğendim. Son tabağımıza geldik. Bu iki tabağı yerim yani. Ben bir tanesini aldım götürdüm kuliste yedim. Şiir gibiydi benimkisi. Yani sanki 3'te 4'ü aynı koymuşlar. Yani domatesleri, biberleri bile aynı. Tadı bile bak, pişimi bile aynı. Bu iki gelinimiz kimse aynı pişirmiş. Puanlamada göreyim o zaman seni. Onu hiç beğenmedim. 1'e? 1. 1'e 1. Evet. Ona da 1. Bunu da beğenmedim. İkinci tabağa da 1. 1. Evet. 3 ile 4 çok güzel. 3'e. 3'e? Evet. 3'e 5 veriyorum. 3'e 5 veriyorsun. Buna da 4 veriyorum. 4. tabağa da 4 verdin. Peki o zaman 1. tabaktan başlayalım. Gel anacığım. Bakalım haftanın ikinci gününde ilk 1 puan hangi gelinimize gidiyor? Bir puanı alan gelin. Kaldırdık. Büşra. Olacak şey değil ya. 4. tabağa gelelim. 4. tabakta 4 puan var. Bakalım haftanın ikinci günü. 4 puan hangi geline gidiyor? Açtık. Aslan'a gidiyor 4 puan. Allah şükür. Haydi bakalım. 5 puanı alan gelin Yaren mi? Yeşim mi? Bakıyoruz 5 puan kime gidiyor?
verdim. Açalım. Onu şimdi kayınvalidesi sana bir verir, emin ol. Oh. Çok güzel ama niye ona da bir vermiyorsun? Yine bayıla bayıla. Hayır, ben böyle bir puanlama sistemini gerçekten kabul etmiyorum ya. Ya gerçekten ben şu anda inanamıyorum. İki gün boyunca aynı puanları vermeyi nasıl başardınız ya? Hadi benim tabağımı beğenmediniz. Bak yavrucuğum. Neyini beğenmediniz? Gerçekten gösterin bana tamam, ya. Tamam, gelir misin? Göstereyim. Ben gurmeyim hayatım. Gurme. Ben anladım. Gurme. Sen manken olabilirsin, ben gurmeyim. Belli, çok belli. İstikrarlı. Bak, aynı puanları veriyorsunuz. Ne tesadüf. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Senin tabağın bu, değil mi? Evet, yeşil. Şimdi ben ne dedim? Pişmemiş. Ha, kıyman çok lezzetsiz mi? Değil. Ama patatesi pişmemiş, olmamış. Ya zaten biz iki gündür size tabakları bir türlü beğenmediniz. Önce ben bir hesap sorayım, ondan sonra sorarsın. Gelen de yanıma, gel. Hayır, sen benim niye hesabını soruyorsun üçüncü ki? Üçüncü tabaktan hislerim Yaren diye çağırdı seni. Bir hayır. Sana biri gitsin. Bak ya. Bak şimdi, ben orada dört tane tabak gördüm. Dördün içinde en muntazam, zaten en şekilli. Bir dakika. Büşra'nınkini hiç saymıyorum. Bir saniye, bir şey konuşmayı müsaade et. Büşra'nız, bakın. Büşra, boşver, ben seni konuşuyorum şu an. Büşra'nın biberleri sakın bir aldım deme zaten sen. Kesinlikle bir aldım deme. Biberler böyle zaten bir biber çatır çatır dolma şekli yok hayatım, tamam mı? Bunlar yine iyi hali. Senin biberlerin bir tane tabaklarda kocaman olacak. Merak etme. Hayır, tamam. Sen kendi tabağına sen bak. Sen çok büyük doğradın. Kocaman biber doğramışsın. Kocaman şey eksik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kaynanan yemeğimi yiyor, bir puanı basıyor. Bu nasıl bir puanlamadır? Çünkü sen biberlerini kafan kadar doğradın. Senin kaynanan bilerek yapıyor. Sana bir aslanla çalışıyor resmen. Pişmemiş bir aslan de benim gelinim değil ki sen. Bu lafı bana söyleyemezsin. Evet, aslan benim gelinim değil ama sürekli beşi bakıyorsun. Dördü basıyorsun aslanla. Ben sana tek bir şey söylemek istiyorum. Dur kızım. Diğer kayınvalideler gelip de o kocaman biberlere beş verirse ben çıldırırım burada. Benim tabağıma beş verirse benden özür dilemek annemden zorunda kalacağım. Annemden emindim. Bak, benim annemden emindim. Benden özür dilemek zorunda şok, kalacağım. Bir dakika. Şok. Annemden emindim. Gidip de senin biberlerine beş puan vermezdi. Çünkü o biliyor benim ince doğrayacağımı. Sen bir kere tamamen kafadan gittin. Bu bir. İkincisi pişmemiş ve çiğ. Sen ne kavurmuşsun, ne çok küçük doğramışsın. Büşra gelir misin? Büşra gelir misin? Gel buraya. Anne biberler kocaman, bir saniye kızım. Demet Hanım beni çağırdığında Büşra'cığım, bir önce ben konuşayım yavrum. Demet Hanım beni çağırdığında ben bu tabağa zaten baktığımda biberleri pişmemiş. Belli zaten, bariz belli. Pişmemiş. Bu da evet, bunu da kocaman ağzını gelininden sonra kapattım. Bu biber nasıl pişmemiş? Ya niye beni kıyaslıyorsun? Gelininden sonra İlk kapattım. İlk önce ben fırına attım ya. Kıymanın altını gelininden hayatım, sonra kapattım. Bir saniye dur kızım. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun. Evet. Senin el lezzetin yok. Şimdi ben gurmeyim. Kayınvalideler bana 5 puan verirse benden özür dilerim. Tamam. Bak tamam, Buray teyze sana 5 vermez. Ama adaletli kesin puan yaparlarsa o bunda. O da 5 vermez. Evet, açlık sana 5 vermez. Adaletli ama puan yaparlarsa ben size veririm. Bir şey söyleyeceğim. Güzel tabaklara kalkıp 1 veriyorlar. 1. Buna baktığımda ya resmen var ya şekil yapmış kız ya. Ben bunu şekline vuruldum. Öyle güzel şekil yapmış ki böyle var siz ya. Siz şekline göre mi yorumlamalı şekline puanlama yapıyorsunuz? Şekline ve tadına bakar mısın? Ya bak, kendine göre zaten. Bak. Bakar herkes mısın? O zaman şekline bak, göre bak, yorum bak, ve puanlama bak, yapsın bundan sonra. Bak hiçbir yeri çiğ kalmamış yavrucuğum. Her çünkü ilk ben attım fırına. Ve lezzeti beraber 10 numara sen. 5 yıldız. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun. Kesinlikle. Bir saniye ben bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına diyorsun ya. Kayınvaliden bana 5 puan verdiğine benden özür dileyeceksin. Ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Beyhan teyze sana 1 verecek. Nuray teyze sana 1 verecek. Kesin. Çünkü biberlerin çok büyük. Sana verirse annem 5 verecek. O yani, da senin için. Yani diğer kayınvalidelerden 5 puan alırsam lütfen benden özür dile. Çünkü sen bana özür dileyecek misin almadığın zaman? Ha? Dileyeceğim evet. Unutma bunu. Bu lafını unutma. Bir dakika. Öncelikle Büşra'ya şunu anlatmamız gerekiyor. Canım burada yemekleri pişirmemiz gerekiyor, tamam mı? Sen iki gündür pişirmiyorsun ya. Önce yemekleri pişirmeyi öğren. Sonra lezzetine sen bakarsın. Senden mi sonra lezzetini konuşuruz. Senden önce senden pişir. İki gündür çiğ yemek koyuyorsun ya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Filiz Hanım size söylemek istiyorum. Ben olması gerektiği gibi yapayım. Bir dakika. Ben hiçbir şekilde bunun tesadüf ya da gurmeliğinizle alakası olduğunu düşünmüyorum. Demin de söylediniz siz. Ben şeklinden anladım. Siz rol taktik yapıyorsunuz. Ya. Gelininizin tabağını buluyorsunuz. Kızım bizi lezzeti de dedim burada. Lezzeti. Ben sizi iki gündür görüyorum. İki gündür birebir bak ufak tefek böyle
değişik puanlar olsa anlayabilirim ama iki gün boyunca birebir puanı verdiniz. Özellikle gelininizin tabağını buldunuz. Geri kalanını zaten siz elemişsiniz. Ben bir puanla kaç tane bilezik kaçırdım? Ben bir kaç hafta kime çalıştım? Kaç hafta kime çalışıyorum? İşte böyle tecrübe sahibi oldunuz. Şu an bulabiliyorsunuz işte. Seni kayınvaliden ne bulacak? Belki gelecek benim gelinime bir verecek. Sizden bayağı ders alması gerekiyor ama. Ben bu taktikleri alsın. Öğrenebilmesi için ben, ders ama, alması gerekiyor. Ama ders alacak da ne ders alsın biliyor musun? Gurmelik ders alsın. Yok yok, taktik öğrenmesi gerekiyor. Hayır. Güzelce ver tüyonu sen de anlat. Anne böyle böyle yapacağım de. Güzel pişireceğim de. Öyle çiğ olmak gerekiyor. De. Ama sen dersen anne ben çiğ yapacağım. Büşra gibi gider sana 5 verecek. Yok demek ki öyle yapmak gerekiyor. Büşra 5 verecek kayınvalidesi çünkü. Ya Büşra'nın tabağı zaten biberler kalkmış havaya gidiyor. Yürüyor ben resmen. Ben de biberleri koca koca doğrardım. Hem pişmemiş hem kafam kadar doğramışsın ya. Filiz teyze böyle adaletsizlik görmedim. Ben de kayınvalideme söyleyeceğim. Bundan sonra benim tabağımdan eminse bütün gelinleri bir versin. Benden korktuğunuz için bu şekilde yapıyorsunuz. Büşra, sana söz veriyorum. Bak burada herkesin huzurunda söz veriyorum. Sen güzel tabak çıkart. Ben sana 5 vereceğim. Hadi Audrey Meydan. Bir şey söyleyeceğim. Zaten sen kendini yorma canım burada. Hani sesini falan yormana gerek yok. Kayınvaliden seni her türlü bulur. Ay. Çiğ tabak yapmışsın. Kayınvaliden çiğ seviyor. Çiğ evde ve büyük, muhtemelen, çiğ ve muhtemelen büyük. Muhtemelen evde de çiğ yapıyorsun ya sen. Oradan her türlü bulur seni. Yorulma yani. Ay Allah konuşma Allah aşkına anladın ya. Mı? Sen yemeklerini yap da öyle sustur beni tamam mı? Şimdi senin kayınvalidenin de 5 puan alacağım. Beyhan teyze alamayacağım. Burada hepiniz. Tamam. Burada bak şu tabağınla kendi kayınvalidenin alacağım. Zaten Filiz Hanım strateji. Tamam mı? Strateji yaptı bence. Kim strateji yaptı? Strateji ya? Yapsaydı bir verirdim. Stratejini sen biliyor musun? Acaba çıkar mısın? Olduğunu daha? Bilmiyor daha. Strateji ne demek? Bana sen çıkarmışsın. Tabağının hangisi olduğuna çok emin. Diğer gelinle de değil. Strateji nasıl yaptı biliyor musun? Emin benim gelinim güzel yemek yaparak diyerekten böyle bir şey yaptı. Ama senin tabağın bağırıyor. Ben buradayım diyor ya. Bak strateji yapsaydım Aslan'a da bir vermem gerekirdi sen canım. Sen zaten Aslan'a çalışıyorsun. Efendim, haftanın ikinci günde ikinci kayınvalidem Asiye Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Buyursunlar efendim. İlk tabaktan başlayalım bakalım. Aç kıyması, aç korkma ha. İndir. Evet, kıyması da güzel olmuş. Ondan sonra pişirmesi de güzel olmuş. Beğendiniz. Kaşarı da güzel olmuş. Beğendim. Peki ikinci tabağa geçiyoruz. Bu yalan olmuş. Yalan. Yalan olmuş. O kadar mı? Peki üçüncü tabağa geçelim. Güzel. 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 Bunu beğendim. Pişmiş diyorsun buna. Patatesi güzel pişmiş. Kıyması da güzel pişmiş. Kaşarı da güzel pişmiş. Umarım gelinimin olur inşallah. Hadi onu bakalım. Bulurum. Peynirler de pişmiş. Erimemiş kıyma zaten. Pişmiş. Ama patatesi tatlı. Kıvamı da güzel olmamış. Hmm. Patatesi de pişmemiş. Anladım. Ha? Olmamış yani. Çok olmamış, beğendim. Peki, puanlarımıza geçelim o zaman Asiye Hanımcığım. Birinci tabak. 4 verdim. 4. Bunu da çok beğenmedim. İkinci tabak. Buna da 1 veriyorum. İkinci tabak 1. Evet. Buna da, üçüncü tabağa da 5 veriyorum. 5 veriyorsun. Son tabağa da. Diğerine de 1 veriyorum. 1 veriyorsun. Peki, ikinci tabaktan başlıyoruz açmaya. Bakalım. İlk biri hangi gelini almış? Kaldırdık. Yaren. 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 Sana ne oluyor ya? Ben aldım biri. Sen mi aldın?
Yaren biri aldı. Evet canım sen biri aldın diye çok sevindim. Damakta diyor ki lezzet yok kadında, ne yapsın? Lezzet birinci tabağın başına geçelim Asiye ablacığım. Bu. Lezzet yok bakalım. Damak tadı yok. Yorumlar sonra hanımlar. Bakalım 4 puanı alan gelinimiz kim olmuş? Dört puan kime gidiyor? Açtık. Yeşim. Yeşim. Eyvah eyvah. Yeşim almış. Buyurun bakalım 5 puan kime gidecek? Ay, i̇nşallah gelinim. Sen bu tabak için ne demiştin? Bir. Hala ne demiştin? Bu ne böyle? Tadı yok. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Ya bu gelininse? Bir şey diyemem, ne yapabilirim, becerseydi. Evet. Haftanın ikinci gününde. Asiye Hanım bakalım 5 puanı Aslıhan'a mı yoksa gelinine mi verdi? Bakalım 5 puan kime gidiyor? Kaldırdık. Aslan. Zaten bu ne böyle de dediğin tabak? Diyordun ya, diyordun ya sen Aslıhan'a çalışıyorsun diye. Seni kayınvaliden de Aslıhan'a çalışıyor şu anda. Bir dakika, bir dakika. Gördün mü? Ben bir aldım. Nasılmış? Ben bir aldım ama. Ben de mi ayrı soracağım? Büşra, bir aldım ama hiç üzülmüyorum biliyor musun? Ya, hiç üzülmüyorum çünkü kayınvaliden biliyor ben neydi bir aldım ya, hiç üzülmüyorum. Bir vereceğini. Adalet. Hiç. Sen gideceksin kızım. Senin bir de eksi kim var? Bana bir verdi. Bir de eksi kim var üstü? Günisel iki puanla kapatacaksın. Tamam onlar konuşsun. Kesinlikle adalet yerini buldu. Hadi konuşun. Kaynan bir verdi sana. Şimdi gelecek bana 5 verecek, siz de göreceksiniz diyordun. Hadi buyur. Anne niye bana bir puan verdin ya? Neresi kötüydü benim tabağıma? Bu kadar emek harcadım. Neden bir puan verdin O da bana? Yoruldu artık kadın, ne yapsın? Ne yapayım? Söyler misin? Ben ister miydim sana bir vereyim? Pişirememişsin. Allah aşkına anne bırak. Bu kaçıncı... Pişirememişsin yavrum, niye böyle yaptın? Asiye abla artık sen de anladın değil mi gelinin pişiremediğini? Ay hayır vallahi çok becerikli. Ne oldu bilmiyorum. Nazar oldu bu gelinime. Vallahi bilmiyorum. Vallahi nazar boncuğu. Vallahi nazar oldu. Büşra sen niye gülüyorsun konuşurken? Sen seyirci değil. Seyirci diyecek bu kız niye gülüyor diyecek. Neden böyle sen yapıyorsun? Sen bir aldın ya vallahi onun için. Kızım ben bir aldım sen seviniyorsun. Aa yapıyorsun oradan. Ben evet gülüyorum. Sen bir aldın ya. Bir aldığın için çok mutluyum. Yani ortaya geçip göbek atasın. Ağlanacak haline gülüyor senin zaten. Senin kayınvaliden sana bir verdi diye ben de oynadım. Çünkü bana bir almak koymaz. Çünkü ben gitmeyeceğim buradan. Sen gideceksin. Yaren bir daha olmayacağım. Sen olacaksın Yaren. Büşra'cığım nazar diyorsun da canım benim bunun nazarla alakası yok. Sen pişiremedin. Nazarla alakası var. Çünkü ben evdeyim. Bunun yetenekle alakası var. Yeteneksizsin. Ama nazar değdiniz. Bitti. Pişirememişsin. Bak tekrarlıyorum. Pişiremedin. Benim çünkü pişmiş yerken, tabağı veriyorlar. Anladın benim mı? Benim tabağımı yerken beğendiğini söyledi ama gidip bir verdi. Madem bundan sonra beğenmediğin sabahtan başlayın ya. Ya Yaren'cim. Beğenmiyorsanız dörtten başlayacaksın bir vermeye. En beğendiğinden değil. Ya Yaren'cim. Evet. Ben Asiye Hanım'ın gerçekten şöyle yaptığını düşünüyorum. O piti piti acaba hangisi? Yani damak tadına bir şeye baktığını düşünmüyorum. Bakıyor olsaydı benim tabağıma zaten 5 verirdi. Dün de söylediğim gibi 5 verse bile kendisine ben teşekkür etmeyeceğim. Bence o anda hangisi olacağına karar veremedi. Acaba evet, şuna mı versen buna şöyle mı versen? Şöyle aslında bana 4 verecekti. Yanlışlıkla sana 4 verdi. Bu kadar yok, yani. Yok hayır. Bana 5 vermesi gerekiyordu. Sen de 4. Büşra'dan çok da şey değilsin. Aynısın ya benim demek yüzümden ki hemen. Demek ki seninkinde de bir sıkıntı görmüş göreceğiz gibi vermiş bakalım, yani göreceğiz. O zaman. İlk geldiğimizde kayınvaliden de demin dedi ya. Hı. Biz bir de alıyorduk, bir de alıyorduk. Demek evet, ki heh, bir alınabiliyormuş bir ilk zamanlarda. Değil. O zamanlarda da başkasının tamam, kayınvalideleri bana 5 verirdi. Sen kendi kayınvaliden... Bana bir İyi yarışıyor olsaydı Yeşim, 5 haftanın sonunda Yeşim, aldım bir şey ben söyleyeceğim. Alsam. Keşke sen de alabilsen şu altınlardan. Ben 5 haftayı şu altın görüşelim. Yeşim bir şey söyleyeceğim. Alsan sonra alsan. Yeşim ben ama adaletli puan verdim. Niye? Ben 4 tabağın her yerini karıştırdım. Her yerine baktım. Biberlerine, domateslerine, her şeysine. Karıştıran kırmasına, adaletli soğanına olmuş oluyor yani. Ama Asiye Hanımcığım... Geldi üstten şöyle kenarından bir patatese dokundu. Bakacağım. Açmadı bile. Açmadı bile. Açmadı bile. Bak duruyor. Hepsi duruyor. Siz niye irdeliyorsunuz? Niye irdeliyorsunuz? Yani anlamadım. Benimle Asiye ben konuşuyorum. Niye irdeliyorsunuz? Sen gelinin tabağını açsaydın değil bir sıfır verirdin. Niye biliyor musun? Çünkü senin gelinin biberleri... Bak daha kaşar erimemiş bu bir. İkincisi biberler koca koca duruyor içinde. Domates gibi taş gibi olmuş. Benim güzel pişmiş tabağıma ve sadece kıymasını falan yememişsin ha. Şu kenarını yemişsin sadece şurayı. Bak, bak insan bunu bir açar bak.
Bak lime lime bak ne güzel ayrılıyor. Görüyor musun ya? Sen ne yaptın? Yaren. Senin damak tadın yok sıfır. Yaren. Bir aldın kabul et artık. Sen yani tartışmanın lüzumu yok. Ben aslında beşeri altında göreceğim ben seni. Görelim. Sen Büşra'dan, Büşra'dan hiçbir farkın yok. Ya Büşra'ya sen buradan bence siz gideceksiniz. Siz eşdeğersiniz ki aynı puan aldınız şu Yaren. Anda. Yaren. İlk geldiğinde sen evet. Hep 5 mi aldın? İlk evet, geldiğinde aldım. Çok mu güzel yemek yaptın? İlk geldiğinde ben hep 5 aldım. Demet Hanım 5 verdi bana. İlk geldiğin gün çeyrek altın mı taktın? Evet ikinci gün taktım. Ama senin gibi yapamayarak değil yaparak aldım. Neden yani sizi bu kadar çok ilgilendiriyor ki benim gelinimin yemeği? Senin gelin yapamadı gelinim halde. Gelinim yapamadı ya. Değil. Gelinim çok güzel yemek yapıyor niye ama bir verdin? Fırında problem var. Fırına geldi şimdi. Şok oldu. Bak senin gelinin burada laf etmediği halde, konuşmaya özen göstermediği halde sadece bir işe odaklanıyor, onu da yapamıyor. Biz ne yapıyoruz? Hem konuşuyoruz, hem yemek yapıyoruz, hem gidiyorum bir yandan fırınıma bakıyorum. Yanıyor mu, yanmıyor mu? Ayarı düştüyse yükseltiyorum. Senin gelinin sadece bir şey yapıyor, onu da yapamıyor ya. Senin evinde fırın var mı? Var. Gerektiği zaman güzel pişiriyor, gerektiği zaman hayır, güzel pişirmiyor biliyorsun pişiriyor. Değil mi? Bu kişiye bağlı, kişiye odaklı şaka bir şey. Şaka yapıyorsun sen. Sen kontrol etmezsen olmaz. Bağlı değil, senin bak. Gelinin dakikası bitmiş, kapanmış fırın haberi yok. Gittim ben açtım. Ben bunu kabul etmiyorum. Söyle yani, gelinle. Lütfen, kabul lütfen. Etmiyorum Yaren bir dakika. Bir saniye. Ben de sürekli pişiriyorum. Gerektiği zaman pişiriyor, gerektiği zaman pişirmiyor fırın. Burada fırınların hepsi aynı. Kimseye farklı bir fırın koymamışlar. Gözlerinizi belertirsiniz acaba. O senin gelinin pişirmesiyle alakalı ben canım. Ben onu demek istemiyorum. Anladım ben gerektiği seni. Gerektiği zaman sende de fırın var. Gerektiği zaman çok güzel pişiriyor. Hayır, alakası yok. O zaman diyeceksin ki fırın pişirmiyor demeyeceksin. Tamam mı? Yani, dün miğfirleri oldu böyle. Fırınımız çok pişirmiş, ne yapalım? Ya ona denk geldi. Ona denk geldi. Ya bırak ya Allah aşkına ya. Ya Asiye Hanım, fırını, mutfağı siz nasıl biliyorsunuz çok merak ediyorum. Burada bulunmuyorsunuz. Ya. Yemeği gelininiz yapıyor. Herhalde size eve gittiğinde sürekli şunu bahane ediyor. Sen bir dur konuşuyorsun. Ya ocağım çalışmadı. Aa fırınım çalışmadı. Aa sular kesikti. Bunları mı söylüyor acaba? Hayır, yoksa hayır. Yoksa siz nereden biliyorsunuz hayır, ki? Hayır Yeşim Hanım, gerçekten de gelinim çok güzel yemek yapar. Hakikaten diyorum. Demek ki burada yapamıyor. Ben, her şey aynen yürütmüyor. Ben kendime her şeyi öğretiyorum. Hayır, senin puanı tartışıyorum ben şu anda. Ben susmayacağım. Ben 4'ü hak etmedim çünkü 5 gelecekti benim puanım. Ya 4 puan gerekiyor. Almışsın, hak etmedim diyorsun. Ya evet, otur sus Allah evet. Aşkına. 4 puan benim, almışsın. Hayır, benim tabağım 4 puanlık mı? Beğendiğini de söyledi orada. Neyse, bugünkü sloganımız neymiş? Büşra yine yapamadı, bu kadar şaşırmadık. Büşra'ya şaşırmadık zaten de. Efendim, sırada 3. kayınvalidemiz var. Beyhan Hanım'ı buraya davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Şöyle birinci tabaktan başlayalım. Bunun bir tık daha pişmesi lazımmış. Beğenmedim pişme şeyini. Peyniri? Güzel. Onu beğendim. Ama bir tık pişmesi lazım. Evet, dedi. Onun bir tık pişmesi lazım. İkinci tabağa geçtik. Kaşarı, kıyması güzel ama patatesi hiç pişmemiş. Hiç? Hiç. Patatesi bıçak kesmiyor. Hiç. Evet. Üçüncü tabağa geldik. Bu güzel olmuş. Hı. Bunu beğendin. Evet, bu güzel. Peyniri falan erimiş. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Bunu beğendin. Evet, bu güzel. Dördüncü ve son tabaktayız. Bu biraz daha, bir tık daha pişecekti. Sen aşçısın, sen bilirsin o işleri. Evet, bir tık daha pişecekti. Hadi bakalım o zaman puanlamaya geçelim.
Buna 3 veriyorum. Dördüncü tabağa 3 verdi. Üçüncü tabağa 4 veriyorum. 4 verdin. Ona 5 veriyorum. Birinci tabağa 5. 2'ye de 1 kaldı zaten pişmemiş dedim. Dördüncü tabaktan başlıyoruz bakalım. 3 puan alan gelin. Açtık. Yaren. 3 puan. Gel de buradan yaz. Üçüncü tabağımız. 4 puan alan gelin. Açtık. Yeşim. Hayret. 4 puana sevindin gel. 5 puan var daha burada. 5 puan alan gelin. Büşra mı? Aslan mı? Kaldırdık. Aslıhan. Tabii ki. Lezzet. Ve Büşra 1. Hiç pişmemiş. Büşra benden özür diler misin? Dedin ya herkesten biri aldığım zaman sizden özür dileyeceğim. Hadi bizden özür dile. Bekliyoruz. Ay, yani böyle bir şey. Çok özür dilerim Yaren. Özür dileyeceğim dedim herkesten biri alırsam. Yaren canım. Özür diler misin? Duyamıyorum ben. Ben herkesten bir alayım. Özür dileyeceğim duydum, demedi mi? İstediğini duydun dedim. Demedi mi? Kızlar demedi mi özür dileyeceğim diye? Evet. Dilesene hadi. Evet, diledim, duysaydın. Ben duymuyorum seni. İyi duysaydın. Sesin gelmiyor. Bak yapamadım. İyi duysaydın. Yani çok söyleme zaten arada bir konuşuyor bu kadar ağlayacak ilerdi. Ağlayacak yoksa neredeyse de aynı dokunmak İyi istemiyorum. İyi duysaydın. Dokunsam ağlayacaksın yani o derecesin şu anda. Beyhan teyze nasıl sen benim tabağıma bir puan verirsin ya? Ne demek pişmemiş ya? Çiğ. Ne demek pişmemiş? Ne yapayım çiğ patates mi yiyeyim? Götürüm onu toprağa eksen biter. Ya fırına koyduğuna eminsin değil mi sen? Sen yarışmaya ilk katıldığında, ilk günde çok güzel yaptın. Benden yürüyor ya, benim gülesim. Çok mu güzel yaptın? Gülesim geliyor ya. Sen bir kere ben kendini benimle kıyaslayamazsın ya. Ben kendimi seninle kıyaslarım. Buradan Aşkım. Seni göndereceğim. Yaren sen... Beni göndereceksin. Ben gideceksen bile bak, ben senden sonra gideceğim. Sen önce buradan seni göndereceğim. Bak sen buradan beni gönder, şu çeyreklerin hepsini sana vereceğim ben, tamam mı? Sen beni buradan gönder. Evet, ben buradan seni göndereceğim. Tamam hadi gönder Yaren, sen beni. Yaren nereden biliyorsun? Gönder. Belki de sen gidersin biz kalırız. Ya görünen bir kadar çok emin. Kaç gündür gelinim bir alıyor ya. Hep bir alıyor. Hep bir alıyor. Çok emin konuşuyorsun. Göreceksin. Kadar çok Cuma emin günü. Konuşma. Cuma günü ben... Sen de ilk geldiğinde bak, almadın Cuma mı? Cuma günü Demet Hanım açıklarken aramızdan elenen kişi Büşra dediği zaman ben direkt sana bakacağım böyle. Bunu sakın unutma, tamam mı? Hadi Büşra'yı tamam alıştık. Bir 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 devam ediyor. Sende de düşüşler başladı. Nerede düşüş var? 3 verdi. Birden tamam. Daha iyi. Ben ha, şöyle bakıyorum. Mükayese ediyorsan Büşra'yla evet. Tamam eşdeğersiniz zaten. Onu ben az biliyorum sonra, da kabul etmiyordun ya. Az sonra ya 1 ya 2 alacaksın biliyorsun değil mi? Görelim. Göreceğiz. Demin de aynısını hadi söylüyordun ya. Çünkü hani. Seninki de pişmemişti bir tık. Bak onunki hiç pişmemişti. Seninki bunu bir tek senin kayınvaliden söyledi. Hiç 2 gündür Büşra ve sen... Aynı yoldan yürüyorsunuz. Bak çizginiz bu. Biriniz arkadan, biriniz önden gidiyorsunuz. Anladın mı? Sen şu an Büşra... Ben böyle gidiyorum ama yanınızda. Büşra, ben sana söyleyeceğim. Sen görmüyorsun herhalde. Büşra'cığım seninle konuşmuyorum şu an. Seninle konuşmuyorum. Onunla konuşuyorum. Seni duymuyorum. Ay bir şey söyleyeyim mi? Buradan izlemek o kadar güzel ki. Siz konuşuyorsunuz, ben altınları alıyorum. Yaren, sen çok yükseklerdesin. Evet, çok yüksekteyim. Çünkü yemek yapıyorum. Anlıyorum, beceriyorum. Yapıyorsun. Bak, ben dün de söyledim. Siz buradaki 3 gelin böyle, ben böyleyim. Anladın mı? Peynir, o kadar. Yürümez. Bak, bak. Büşra'yı hiç saymıyorum zaten. O burada yok, yarışmıyor bizimle. Ama ben kendimi yüksekte görüyorum yemek konusunda. Ama sağ olsun sizin gibi kayınvalideler yani olduğu zaman yüksek benim tabağımı harcıyorsunuz ya. Önce Büşra'yı göndereceğim, sonra eşimi göndereceğim buradan. Ayağa takılmaya başladın. Yavaş yavaş hadi göreceğiz. Bakalım, hadi hadi. Ben de önce seni göndereceğim, sonra da Aslan'ı göndereceğim. Hadi bakalım. Sen daha önce gönderirsin. Sana bir şey bile demiyorum artık. Canım benim sen artık şu ben seni göndereceğim edeceğim falan laflarını bırak, tamam mı? Sen bize yetişmen için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Aslan. Hayır göndermeyi Aslan. Bırakıp hayır, nasıl kere, kalırım diye düşünmen güzel lazım. Güzel bir yemek senin. Çıkartsa diyeceğim ki tamam ya bu kız yapıyor belki gitmez ama sen güzel yemek yapamadığın kendime... için ben direkt kafamdan diyorum ki bu kız bu hafta gitmeli gidecek yani. Büşra. Canım çünkü... kendime güveniyorum. Büşra ben sana ne dedim kızım? Sen güzel tabak çıkart, lezzetli tabak çıkart.
ben sana yemin ediyorum 5 vereceğim dedim değil mi? Sözümün arkasındayım bak gene konuşuyorum. O derece söylüyorum. Filiz Hanım öyle bir ihtimal yok çok beklemeyin. Yerken dedim ki sen benim, bu benim değil dedim çünkü pişmemişti. Gelinim çok güzel yemek yapar. Görüyoruz çok güzel yapıyor ben maşallah. Demek ki sen de böyle yemek yapıyorsunuz. Artık kritik zamanında olur. Çünkü şimdi kritik zamanı. Görümcem 31 yaşında. Yaklaşık bir 2-3 senedir beraberiz. Bu söylenilir mi? Benim görümcem 2 seneden beri benim evimde gitmiyor. Yalan mı? 2 sene ben görümceye katlanamam. Ne yaparsam yapayım telefonlar hemen kayınvalideme iletilir. Anne, Büşra alışveriş yaptı. Bir son dakika gelişmesi buyurun. Hatta olay görümcemiz Açelya Hanım var. Alo. 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 Ben şu anda şaşkınlıkla izliyorum. Gerçek yüzünü gördüm. Aslıhan! Gelinim mutfaktaya başvurdum. 3 gün içinde aradılar. Bilezikleri koluma, çeyrekleri de yakama taktım. Gördüğünüz üzere altın bileziklerimizi veriyoruz anacığım. Gelinim mutfaktaya başvurdum. Kollarınızı benim gibi bileziklerle doldurun. Göster kız. Ay. Altınlarım dizi dizi. Bu kadar altınım olsa ne olur acaba? Kafayı yerim Nuray abla ha? Bu elbise gel. Bana uğurlu geldi yaşasın. Çil çil altınlar her gün. Bak her Allah'ın günü diyorum ya. Geliyorsun yemeğini yapıyorsun. Kaynanan da buluyor. Oh mis. Gelinim mutfaktaya başvurdum. İnanır mısınız? 3 gün içinde aradılar. Efendim başvuru adresimiz www.kanalde.com.tr ve WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Efendim VTR'lere geçmeden önce klasik şu altınlarımızı gösterelim. Siz de bu altınların sahibi olmak istiyorsanız eğer hemen bize başvurabilirsiniz. Başvuru adreslerimiz www.kanalde.com.tr ve WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Efendim ilk BTR'miz gelinin mutfakta ekibinin gözünden hiçbir şey kaçmamış. Aa ne olmuş kız yine acaba bakayım. Evet bu programda an ve an her şey takip ediliyor. Bakalım hangi gelinler ittifak kurarken sen var mısın bu işin içinde Yaren merak ediyorum. Yakalanma mı? Ortaya çıkan görüntüler karşısında neler yaşanmış gelin hep beraber izleyelim. Ay kimi yakaladınız yine bakayım. Açıkçası yani Büşra neyse benim için Yaren de o. Büşra'nın arasındaki tek fark sadece Yaren daha çok konuşuyor. Aslancığım sen Yaren'i bana bırak. Onu hiç kafana takma. Ama senden isteğim yani birbirimize çok fazla sataşmayalım. Yani ben sana zaten kötü yorum yapmayacağım. Tamam. Sen de bana ona göre yapmazsın. Cuma'ya kadar Yaren'i gönderirsen ben de sana olumsuz yorum yapmam. Utanmıyor musunuz öyle köşeye ki beni çekiştiriyorsunuz ya? Ben sana ne dedim? Yaren her yerde her an çıkabilir dedim değil mi? Bugün ne oldu böyle 90 derece Yeşim. Döndün hemen Yeşim'in tarafına geçtin. Niye hatırlattı bu bana? Sen aslanı benim gelime karşı nasıl kötülersin? Sen onların arasına giremezsin kızım. Sana sızmıyor. Can ciğer kuzu sarması bunlar dost muydu? Görmüş olduğun karşındaki şu aslan bana karşı dost, görünümlü düşman. Aa bir yaşıma daha girdim. Ben Yaren. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Klasik aslan aynısını önceki yarışmadaki arkadaşlarımızla yapmıştı zaten. Sonra ne oldular? Kötü oldular. Ben yine bir şey demek istemiyorum. Şöyle söyleyeyim aslında benim çok hoşuma gitti bir durum. Demek ki beni kendine rakip görmüşler ki kıyıda köşede beni konuşuyor. Bu beni onurlandırdı aslında biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti böyle bir şey benim. Yani onların benim hakkımda konuşması beni daha çok yükseltiyor. Çok konuşuyor diyor sana Yeşim. Evet beni daha çok yükseltti. Konuşmaya devam etsinler. İkisi de devam etsin konuşmaya. Ya Demet Hanım ben şöyle bir şey demek istiyorum. Ben şu masanın gereksiz işgal olduğunu düşünüyorum. Başka yarışmacılar var. Biraz daha dişli rakipler gelsin en azından. Boşuna yer kaplamasın orada. Sen daha dün geldin. Bağdakini konuşsun. Bile zaten. Sen en daha dün geldin. Orada bir sessizlik olur. Benim artık başım ağrıyor. Hiç araya giremiyorum, konuşamıyorum. Sadece konuşuyor orada. Hayatım ama bu yani bu gelinin mutfaktanın şeyi.
Yani orada ama bize de fırsat gelmesi gerekiyor. Ama işte kafanı karıştırıyor, konuşuyor. Sen de konuş. Fırsat verse konuşacağım zaten. Alakası yok. Yok, ben Yeşim. Biraz kibar insan olduğum için araya çok giremiyorum. Yeşil ya. Yeşil, ne demek istiyorsun sen çok benim kibarım. Ben çok kibar kalıyorum ona Yeşil, göre. Yeşil, mankenlik yapacağına konuşmasını. Mankenlik yapmak aynen istesem öyle. Onunla ilgili bir yolda olurdum. Şu anda öyle bir yolda değilim. Ben böyle yapacağına yemeği yani şöyle söyleyeyim. Sürekli böyle yapan oynayan sensin gibi Yeşim, görüyorum ama. Yeşim. Öyle. Sen söylemeyip sadece gösteriyorsun. Yeşim, ben seni uyardım değil mi? Ben hiçbir uyardım. Şey demiyorum. Yarın yine çekin, yarın yine konuşun. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben yüzüne söyleyemeyeceğim daha hiçbir çok... şeyi arkandan konuşmam zaten. Konuşmasın arkandan. Biz sohbet ediyorduk. Çekilmiş bu, sen de gördün. Yeşim. Bunları zaten yüzüne de söylüyorum. Bak iki gün sonra haklı çıkabilir Yaren, bu sözümü unutma. Çıksın, biz de görelim. Sonra kötü olacaksın. Bak, yine böyle. Ben söylüyorum Aslıhan'la sen çok kötü olacaksın. Bu bir bakarsınız benim dediğim ben, çıkmış. Ben bir kere aldım dersiniz zaten. Ben kimseye burada iyi arkadaş o yüzden çekin. Aslında niye hep seni çekiyorlar? Sen zayıf halka mısın? Hep seni yanlarına çekiyorlar. Yok, beni güçlü. Bak bir şey söyleyeyim Demet Hanım. Ama hep konuşmalar sen ne neden? Demet Hanım ben vallahi bir şey söyleyeyim. Herhalde beni herhalde arkada yakın görüyorlar kendilerine. Ve şu an burada en yüksek puanları alan, bilezikleri alan ben olduğum için muhtemelen beni eleyemeyeceklerini bildikleri için diğer arkadaşlara yöneliyorlar. Beni kullanıyorlar ama kullandıklarını sanıyorlar diyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Kullanma değil canım. Aslan da burada tek dişli rakibi ben olduğum için Aslan şöyle düşündü ya da Yeşim. Sen gel hani ben bunun tarafına geçeyim de. Yaren dişli birisi bunu gönderelim. Büşra her neyse gider zaten Büşra. Önce Yaren'i gönderelim demek istiyorlar anladınız mı? Hmm. Nasıl gönderecekler seni? Gönderemeyecekler beni. Ben buraya tırnaklarımla tutundum gitmeyeceğim. Aa! Yaren! Gitmeyeceğim. Yaren! Evet, tabii sen konuşacaksın. Tabii ki burada sen benim rakibim olamazsın. Olamazsın. Aa, sen benim yanımdan bile geçemezsin. Yandaki kızlar da benim rakibim değil. Aa. Bunu böyle bilin. Ya bu sen bunu değil zaten. Sen bunu nasıl sen söylüyorsun? Sen zaten yanımdan bile geçemezsin. Ancak arkamdan gelirsin. Evet, geçmem doğru söylüyorsun. Ancak arkamdan gelirsin sen benim. İddialı neyse iddialı kalsın. Bir şey Büşra sen gerçekten bence... de böyle. Büşra'cığım sen bence bu kadar arkamdan önümden diyeceğine yemeklerinle gel ortaya. Ben zaten yemeklerimle kendimi çok güzel bir şekilde ispatlayacağım. Tamam ben artık yoruldum sana nefesimi tüketmekten. Bak nefesim yoruldu. Sana laf yetiştirmek istemiyorum artık. Sen çok güzel yemek yapıyorsun. Sen harikasın. Bu kadar. Sen çok güzel çok yemek güzel yapıyorsun. Yemek tamam bitti. Evet, sustum. Gelinim hepinizi de geçebilir. Oh. Haberiniz olsun. Hepinizi de soğuyabilir. Bak ben dedim ki o beni geçsin. Olmaz. O buradan beni göndersin. Bu çeliklerin hepsini öyle zannettim. Senin gelinin, bak Yaren. Senin gelinin buradan ne beni gönderiyorsun. Beni dinler sana misin? Bunu ispatlayacağım. Senin gelinin buradan beni göndersin. Ben bu çeyrekleri ona vereceğim. Ama oo. Sen gidersen o bir tane çeyreğini bana verecek misin? Vereceğim. Verecek misin? Vereceğim. Sözünün arkasında mısın? Ama sen mısın? Gidersen giderken ben buradan konfeti patlatacağım. Tamam. Tekrar tekrar. Çeyreğini verecek misin bana giderken? Evet vereceğim. Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Demek sen de buradasın şahitsiniz. Ben de buradayım. Şahitsiniz. Herkes şahit. Sözler böyle altınlar üzerinden söz verilmez. Ben vermem. Ama konuşsana. Evet işte. Demet Hanımcığım altınlar üzerinden konuşmayın. Kimse kimseye vermez altını. Bir burada tane altınım var. Atmayın. Bence yemeğinizi yapın, yemeğinize odaklanın, yemeklerle kazanmaya bakın siz. Beyan abla ne diyorsun? Kızım sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Senin ona da ihtiyacın yok, ona da ihtiyacın bravo. Yok. Bravo. Hele ona hiç ihtiyacın aa, yok. Ben anlamıyorum ki övüyor musun, sövüyor musun? Bir yok yok sen onları niye övüyorsun? Sen başlı başınca onlara hiçbirine ihtiyacın benim zaten yok zaten kimseye ihtiyacım yok ya. Yok. Ben dost da aramıyorum. Arama zaten. Aramıyorum zaten. Hayır burası dost kazanma yarışması da değil zaten. Varmış. Hayır benim orada yanlış yaptığım şey ne? Sen neyi demek istiyorsun ben yani? Ben neyi demek istiyorum? Aynı Esra'nı o çekmiş, Büşra'yı şu çekmiş, şunu bu çekmiş. Yapma öyle. Her yerde söylerim. Arka tarafta da söylerim. Ön tarafta da söylerim. Kuliste de söylerim. Ben istediğim her şeyi senin, her yerde söylerim. Sen başlı başınca... Sen benim yanımda durman lazım. Ne olursa bak, olsun arkanda sen duracaksın. Sen başlı başınca kendini bilen... Yemeklerinde başarılı olan bir insansın. Öyleyim senin zaten. Senin ne ona ihtiyacın var ne ona var. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Yok zaten yok. Ha, ama yapma. Ya ben bir şey yapıyorsam belki de bir bildiğim vardır. Sen yine de her türlü diyeceksin ki ben senin arkandayım. Bana böyle hep... yaparsan ben senin arkanda durmam. Biz buraya dedikodu etmeye gelmedik. Biz buraya onu bunu eleştirmeye gelmedik. Buraya yemeklerini yap. Başar. Puanlarını al. Biz buradan da bay bay ede gidek. O zaten sen kesin. Sen onları boş ver. O zaten kesin. Ha. Bir de beni bulmayı başarırsan. Onu da bulacağım Allah'ın izniyle. Sen benden hiç akıl almadın mı Allah aşkına ya? Senin benden bence akıl alman gerekiyor. Oo, buraya yok da ne diyorsun? Aa, olmaz.
olamaz. Niye evet. Nasıl öyle diyorsun ya? Taktik biliyor olsaydı benim tabağımı bulabilirdi. Nuray abla, sen Aslı Hanım doğru buluyor musun böyle kenarda köşede konuşmalarını? Hayır, zaten ben doğru bulmuyorum. Hani gerek yok ki Aslı Hanım. Sen niye onlarla herkesle gidip köşelerde konuşuyorsun ki? Ya konuşurum. Hiç ben konuşurum. Onunla da konuşurum. O Büşra gelsin onunla yemeğimi konuşurum. De yaparım. Biliyorum. Yemeğimi de yaparım. Konuşurum da altınımı da alırım. Ben hiç onlar konuşmuşlar, gelmişler, gitmişler. Hiçbir umurumda değil. Ben zaten sana güveniyorum ama hani kenar köşeye gerek yok. Zaten Yaren her zaman ensemde hissediyorum nefesini. Oo. Her zaman arkamda. Bir şekilde ben dedim her yerde Yaren çıkabilir diye. Çıksın hiç ben korkacak bir şey söylemedim orada. Yakalanmışsınız kameraya. Ben de sizi gördüm. Kıyıda köşede ben konuşurken. Zaten her yerde varsa kamera... görünce istedim bu kadar. Canım ben her yerde sen önce bir yaptığından utan. Kalkıp beni çekiştiriyorsun başkasına karşı. Niye utanayım? Çünkü sen de anladın artık buradan beni gönderemeyeceğini. Onu kendine çektin. Seni biz bir oğlum Yaren'e yürüyelim. Yaren yemez. Canım yemez. Bak senin burada olup olmama beni çok ben ilgilendirme. Dedim, ben buraya tutundum. Mı? Gitmeyeceğim buradan. Gitme. Gitmeyin kız kalalım. Sonsuza kadar kalalım. Şimdi efendim ikinci VTR'mize geçiyoruz. Agresif gelinim Büşra bu sefer görümcesinden dert yanmış. Bakalım neler anlatmış izleyelim. Ya Büşra'cığım o değil de sen dün dedin ki ben görümcemle yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsun? Aslında görümcemden çok fazla hoşlanmıyorum ama... Bir gün akşam kapımı çaldı, geldi dedi ki birkaç gün sizde kalabilir miyim? Ben de dedim ki tabii abla kalabilirsin hani sorun olmaz dedim. Ondan sonra bu birkaç öyle gün aylar yıllar sürdü. Yerleşti, gitmek bilmedi. Bir iki gün kalacağım diye geldi, eve yerleşti, mobilyalarını getirdi. Mobilyalarını odaya yerleştirdi. Sen ne yaptın? Sen dedi hayatına bak dedi. Ben dedi yerlerimi seveceğim, onlara bakacağım. Sen dedi hiç dert etme. Bir hizmet, bir hizmet, bir hizmet. Hep hizmet. Güven yerlerine bakmaya geldi. Kovdum kovdum gitmiyor. Ben ne yapacağım? Evet, eşimle birbirimizi bile yedik. Bir çekim yaptım, yönetmenimize de bıraktım. İstersen izleyelim. Görümcem kendi evindeki mobilyayı söktürüp benim evime taktırdı. Çünkü benim evimde daha rahat ediyormuş. Bekar herhalde görümceniz. Bekar. Ha? Bekar kızım. Kızınız benim. Bekar. Evet bekar. Kaç aydır sende kalıyor? Yaklaşık 1,5-2 sene oldu. Oo. 1,5? 2 sene. Oo. 1,5? 2 sene. İki sene ben görümceye katlanamam. Ay, evet. Olmaz. Yok aşkım. Olmaz. Birkaç gün okey ama 1,5 yıl. Çok kırıldım ama ben. Ha? Çok kırıldım. Benim kızımın hakkında böyle bir şey söyleyemez. Ya anne ben 2 senedir kırılıyorum. Hayır. 2 senedir hayır, her gün kalmıyorum. Ben daha çok kırıldım. Bundan sonra kızıma diyeceğim ki asla ve asla Büşra'nın evine gidemezsin. Yatak odasını koymuş oraya. Canımsın alsın eşyalarını evet, da evimi terk ben koydum mobilyayı. Kalsın diye. Çocuklara mı yardım ediyor? Tabii ki yardımcı olsun diye. Oluyor mu? Tabii ki. Hayır. Ne demek hayır? Hayır. Ne demek hayır? Ben mi iyi bileceğim? Hangi bir gün arkadaşlar benim çocuğumun üzerini değiştirdi? Hangi bir gün bunu yani yaptı? Değiştirmedi diyorsun. Hayır. Kesinlikle hiçbir katkısı ben, yok. Ben de değiştirmedim değil mi? Tamam. Kızım da değiştirmedi. Ben de değiştirmedim öyle mi? Evet kızın değiştirmedi. Yazıklar olsun sana kızım. Kızın değiştirmedi. Yazıklar olsun sana. Kızının sen bana evi, hiçbir faydası yok. Çevirebiliyor musun? Evet. Hiç de bile. Evet. Hiç de bile. Evet yapabiliyorum. Bak ben hiç kimseye bir şey söylemiyorum. Gömülüyorum, yutuyorum. Diyorum ki... Tamam Büşra, yapacak Büşra, yetiştirecek Büşra, genç aldık Büşra'yı, güzel aldık Büşra'yı. Ben bu şekilde sustum. Ben bunları hak etmiyorum Büşra, kusura bakma. Allah aşkına 2 tane çocuğum var, ikisi de küçücük. Ancak yetiştireyimi yetişirim zaten. Tamam da Büşra, bu söylenilir mi benim görümcem 2 seneden beri benim evimde gitmiyor? Yalan mı? Ne demek yalan mı? Kim yardım ediyor sana? Ya, kim sana bakıyor? Kim göz kulak oluyor? Tabii ki ediyor. Kesinlikle. Siz onu göz kulak olsun diye mi? Tabii ki göz kulak olsun diye, çocuklara yardımcı olsun diye. Neden? Çok genç olduğu için mi? Tabii çok genç kendisi. 2 tane çocuğu var. Uyuduğu zaman benim kızım çocuklarına bakıyor. Benden daha fazla uyuyor. Nasıl ben uyuduğum zaman çocuklara bakıyor? 24 saat uyuyor. Odasından dışarı çıkıyor. Gerçekten korkulur. Gerçekten korkulur. Yazıklar olsun. Senden korkulur. Sana yazıklar olsun. Bir de kızından korkulur. Sana hem senden hem de kızından korkulur. Çok kırdın beni. Çok üzdün beni. Üzülürsen üzülürsen. Bu habere, yani bu söylediklerin şeye
Ben çok kırıldım Büşra. Peki yatak odası takımını öyle gelin odası gibi kırmızı almak ne mana? Ya kızım genç. Hani dedim ki Büşra'nın evine yerleştireyim. Zaten gidip geleceğiz. Zaten orada kalacak. Bir ben kalıyorum. Bir kızım kalıyor. Kızını yerleştirmişsin ama şu zamanda görümce pek istenmiyor. Ve sen bence kendine zemin hazırlamışsın. Hmm. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü kendin sen dün demiştin ki, çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ben gelinime ev verdim Demet Hanımcığım. Ev verdim. Ondan sonra güzelce bir ev yaptım. Gençtir kendisi. Bak ben ona ev verdim dedim. Evet öyle. Bence evde kendine zemin hazırlayıp bir odayı kendine ayarladın. Evet. Kızını da oraya yerleştirdin. Evet. Amaç çocuklara bakmak, göz kulak olmak değil. Amaç olarak? Orada gelinin yaptıklarını böyle takip ettirmek, onu gözetlemek bence. Zaten benim işim bir dakika, bir dakika. Yok, gezmelerim evet, bitmiş. Kesinlikle, ben de onun kesinlikle yanına... Evde ne yaparsam yapayım, telefonlar hemen kayınvalideme iletilir. İki çocukla ne yapacak kızcağız zaten canım? Zaten iki tane çocuk var, ne yapabilir ki? Demet Hanım, mecburum her şeyin haberini almak zorunda. Ha. Alışveriş mi yaptım? Anne, Büşra alışveriş yaptı. Yine abimi zarara soktu, bir sürü şey aldı. Hemen öyle. Telefon, hemen, anında. Zemin hazırlamış dedik Büşra ya. Kendine bir ayakkabı aldı, işte 80 milyon, 90 milyon. İşte böyle, tak alırım, Büşracığım, her şeyimi. Sen de tıkırına gitsen, nereye harcadığını bilsen, ben zaten sana müdahale edeceğim. Bir son dakika gelişmesi, buyurun. Hatta olay görümcemiz... Açelya Hanım var. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar Demet Hanım. Buyurun. Gelin odasına sahip görümce. Vallahi şu an şaşkınlıkla dinledim. Görümceme soramadığım sorum var. Sorabilir miyim Demet Hanım müsaadenizle? Sevgili görümcecim Açelya. Sen neden 2,5 senedir benim evimdesin? Yani... Büşra'cığım, hani sana destek oluyorum, duyduğun yeri geliyor, yemek yapıyoruz, beraber patla yapıyoruz. Şimdi ne oldu patla? Yanlış söylüyorsun Açelya. Yani bu kadar, bütün gün elinden telefon düşmüyor. Bana nasıl yardımcı oluyorsun? Çok merak ettim. Peki ben sana bir şey sormak. Şu anda yarışmadasın, doğru mu? Evet. Yemek yapıyorsun, doğru mu? Evet. Önce bana bir teşekkür et tatlı. Sana bu yemekleri, tatlıları, pastaları kim öğretti? Öğretememişsin ki. Öğretememiş. Öğretememişsin. Açeli öğretememişsin ki. Ya kabul etti. Kendini kabul etti. Kabul etti. Ayrıca yemekleri bana sen mi öğrettin yani? Pasta falan yapmayı sen mi bana öğrettin? Kim öğretti tatlım? Kendi kendime öğrendim. Maşallah. Benim ellerim lezzetli. Filiz Hanım'ın kızıydı galiba öğretememişsin diye. Beraber söyledik. Açeli Hanım, öncelikle merhaba. Buradaki merhaba. Herkes gelininizin yemek yapamadığını biliyor. Size üstüne deyince böyle hani yemek yapmayı sana kim öğretti deyince gelininiz de burada güzel bir performans sergileyemediği için öğretememişsiniz dedik hepimiz birden. Evet. Yaren Hanımcığım şey gördüm de ben Büşra'nın şu hemen yakasında bir tane çeyrek gördüm. Ben onu açıklayayım size. Büşra onu şansını aldı. Yapamıyor aslında. O gün ne olduysa şansını aldı ama şunu söyleyeyim. Görmüş gördüğü en son çeyrek bu çeyrek buradan gidecek. Görmüş gördüğü ben... en son bilezik olacak. 5 haftadır buradasın. Buradan gidecek yani. Ve görmüş gördüğün en son bilezik. Şu an zaten konumuz şey değil, altın değil, gelin ve görümce arasındaki şey. Sen 2,5 senedir neden bizde yaşıyorsun diyor. Görümcen de diyor ki ben sana yemekleri öğretiyorum, çocuklara bakıyorum, yardımcı oluyorum diyor. Annesine sürekli benim neler yaptığımı anlatmak için bizde. Kayınvalidem de zaten haftanın 7 günü bizde olduğu için böyle bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Sen yani isteyerek bir şey olmadı. Hayır ben hiçbir şekilde bizde kalmasını istemiyorum. Eşyalarını toplayıp evimi terk ettim. Açelya. Şu an ben şaşkınlıkla dinliyorum. Ben de çok bir Demet Hanım odama bayıldı, çok mutlu oldu. Renginin evini açtığını söyledi. Çocukları için de gayet iyi bir oda olacağını söyledi. Desteklerim için teşekkür etti. Geceler boyu oturup kahveler içtik, sohbetler ettik. O günler neredeydi? Ben şu anda şaşkınlıkla izliyorum. İyi ki bu programa çıkıp gerçek yüzünü gördüm. Açelya bir şey soracağım. Bu kadar konuşmanın üstüne hala o evde yaşamayı düşünüyor musun? Asla Demet Hanım. Ve eminim ki bana yalvaracak. Ne olur gel yardım et diye.
Vallahi gideceğim. Vallahi kimseye yalvaracak değilim. Kadar uzun kalmam. Yalvaracak Demet Hanım. O zaman Büşra amacına ulaştı. Görümce gitti evden. Evet. Çok şükür. Görümce gitti ama kardeş elimde. E canım o kocası Allah Allah. Onu da mı götüreceksiniz derken? Peki Açelya'cığım çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu sorunu da böylece halletmiş oldun. Evet, üçüncü VTR'miz dominant kayınvalide Beyhan hem dünürü hem de gelini hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Sanmam. Bir izleyelim. Niye bunu annesinden hiçbir şey öğrenmedi mi? Yani bu size gelmeden bir şey bilmiyor muydu? Annesinden öğrenmedi. Öğretmemiş annesi. Ben bir kız istemeye gittim oraya. Tanışmaya gittim. Ne kız istemesi? Anam benim gelinimin bir anası var. Bir anası. Anam anam. Bir kız istemeye gittim. Ben yemek yapmam. Ben bir şey yapmam. Misafir gibi şurada oturayım. Dedi ki benim evime gelen dedi kendi hazırlayıp kendi yapacak dedi. Ana, anam 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 bir de ne görür. Bir ama yemek sofrası yok. Kızı istemeye gittik. Evet. Ne yaptılar biliyor musunuz? Masaya ne koydular? Bir çubuk kreker, bir de çay. Sen kendi gelinin önce bir söz geçir, ona bir öğret de sonra bana laf söyle. Ona ben 4 senedir uğraşıyorum. Bu kadar öğrendi. Gene de öğrenecek, öğrenecek. Ben ona ne bohçalar yaptım. O size ne yaptı? Bir tane tıngırı mıngırı çektik. Bir de başörtü. Beyan 5 tane bohça, 5 tane. Neymiş ben bunları istemiyorum? Neymiş ben bunları etmiyorum? Herkesin dostu var, düşmanı var. Bana demezler mi sen bir oğluna bir bohça yapıp da getiremedin mi derler. Beyhan abla, o iyi fikir yalnız ha. Dünürünün yaptığı. Kim ne istiyorsa mutfaktan alıversin Nuray abla. Hiç uğraşmasınlar. En güzeli hizmet de yok o. Ben şu an yine hayretler içerisinde dinledim. Gerçekten hepsini tek tek dinledim. Benim annem seni ağırlamadı mı yani? Yalan mı? Ağırlamadığı için mi oradan çıkmıyordun? Senin ben... için geliyordum ben oraya. Senin hadi oraya benim değil. İçin geliyordun ya. Evime de mi benim için geliyordun yine? Evet. Ben sana iyi bakamıyorum ya, seni iyi ağırlayamıyorum ya. E niye geliyorsun sürekli? Sen bir kere kadının bohçalarını niye kabul etmedin? Ne kadar güzel dansaylar. Yap seni bana verdi. Oh. Benim tarzım değil dedim. Baştan söyledim. Kız moda onlar, moda. Git bak Fransa'ya, Paris'te, kafelerde çayların altına onlardan koyuyorlar. Öyle değil. Onun yaptıkları o tarz değil. O tarz olsa yine biraz kabul edebilirim. Hiçbir şey demiyorsun vallahi. Kapış kapış herkes aldı. Benim zevkime kapış uymuyor. Kapış kapış aldık sana abla. Apaçık söyledim. Ben bunu istemiyorum dedim. Bana getirmiş değişik değişik şeyler, patikler, bilmem neler. Ne güzel kız. Ay, patik, çok iyi oluyor onlar. Hayatım oyuncak. Hani böyle değişik yapsa, benim istediğim zevk ya. Ben sade seviyorum. Mesela dümdüz siyah yapsa. Madem hani beni düşünüyor ya, bana göre yapıyor ya. E yapar bana göre yapmamış o. Beyan abla yapmaz mısın? Düz siyah yapıver kız, düz siyah istiyor. Yok, bana göre yapmaz o. Ben ona yaptıklarımın kıymetini bildim ki ben ona şimdi bir daha yapayım. Ay benim kaynanam bana böyle yapıp getirecek. Siyah seviyorum diyorum. Sürekli çiçekli, böcekli, rengarenk getiriyor bana. Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? Ben evimde kullanacağım madem. Nasıl olacak? Kaynanalar odasında bütün kayınvalidelere dağıttım. Evet, kalanları size dağıtmış. Çünkü evime her geldiğinde birer birer götürüyordu. Kalanlar vardı. Madem geri götüreceksin bana niye getiriyorsun? O şimdi adettir ya, göstermelik herkesin içinde ben yüklü bohça getirdim. Ama sonrası o tekrardan alıyor, o bir sirkülasyona sokacak onu. Bunun çeyizlik bohçasında ne vardı ben çok merak ediyorum. Ne yoktu ki, ben bunu çarşıya mı götürmedim, çeyiz dantel mi yapmadım, patik mi koymadım? Sen yaptın aşkım, o ne getirmiş o? Bu. Gelin bohçasında... İki tane tıngır mıngır patik. Bir başörtü bir de patik. Tıngır. Tıngır mıngır bir patik getir. Ya sevmediğim halde zaten daha fazla ne getirebilirim? Hiç getirmeseydim. Kendimi getirdim, daha ne yapayım? Daha ne bekliyorsun? Seni yani oğlum gibi getirdi. Oğlum, oğlum. Ben seni istemiyordum bile. Oğlum getirme. Madem bu kadar dominantsın, dişlisin ya. İkna etseydin oğlunu demek ki ben daha çabuk ikna etmişim. Geçti Bolu'nun pazarı, Süreç canını. Beyan ablaya gazı verme. Beyan abla kız, bir şey soracağım. Var mıydı kafanda başka kız? Yok. Emin misin? Ben ne dedim? Ne dedin? Allah, yani yukarıda Allah'ım şahit.
Benim oğlum kimi severse dedim, onu alacağım. Kimi severse onu alacağım. Yaşa ama, be. Ha, evet. Benim ahdım vardı. Ben kimi severse onu alacağım dedim. Bugün böyle söylüyor. Dün de dedi ki mecbur bunu aldı artık, katlanacağız, idare edeceğiz. Oğlum seni sevdi, ne diyeyim, düştü mü peşinde? Sen onu bırakmadı, o seni bırakmadı. Yani seviyor. Demek ki bak, oğlun da sen yetiştirmişsin. Demek ki ben sevilecek bir insanım. Yavrum, sen sevemiyorsan belki sende problem var. Beyan abla, Yeşim'in hiç sevdiğin tarafı yok mu ya? Yok 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 yok. Ay. Bu kadar mı kötü ya? Anasının kızı. Aa. Benim oğlumun hatırına Ayşe'ciğim, Yeşim'ciğim. Ne öğreteceğim? Ha, ortamcısın yani. Başka bir çare var mı? Bu kadar yani, biz gelin seni böyle... bir tek. İki tane olsa derim ki, ha Yeşim'de kim? Daha peki, yani. O zaman tadıma geçmeden önce Nuray ablacığım, geçen gün sana bir söz vermiştim biliyorsun. Evet. Gelsin bakalım. Ay 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 ay. Ben söz verdim mi tutarım hayatım. Evet. Ya. Ay, 10 gram Nuraycığıma. Çok teşekkür ederim. Güzel espriydi ama değil mi? Evet, güzel. Hepimizin. Teşekkür ederim hepinize. Göster şöyle, göster. Göster. Biz de isteriz. Tabii tabii. Haksızlık olur bu şimdi. Nuray teyze. Aa, Filiz Hanımcığım, hani siz altından hoşlanmıyordunuz? Ay, ben gümüşünü istiyorum. Ben gümüşünü istiyorum. Çok güzel. O zaman Nuray ablacığımı setiyle beraber... Güle güle kullan. Tadım masasına alıyorum. Son tadım ve puanlama için. Evet efendim, günün son tadımı için Nuray ablayı böyle davet ediyorum. Gel anacığım. Bugün yine bir uyum içindesin kahvelerle. Evet, seviyorum. E hadi bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlk yedim, güzel pişmiş. Patatesi pişmiş. Kıyması da güzel kavrulmuş. Hani acılı da güzel olmuş. Tabii ilk yediğim için. Hmm. İlk yediğim için güzel. Peyniri? Peyniri de güzel. Hani biraz da beklediği için tabii ki peynirler ister istemez soğuduğu için biraz daha donmuş oluyor da. Bu da güzel olmuş ama sanki o ilk yediğimin daha kıyması daha güzel kavrulmuştu. Bu da şimdilik iyi duruyor. Sanki peynirlerde acaba bekledi diye mi bilmiyorum da mesela bu daha çok donmuş. Bunda biraz daha akışkan. Üçe geçelim. Demet Hanımcığım, patatesinden hiç yemek istemiyorum çünkü pişmemiş. Pişmemiş, evet. Pişmemiş. Bu tabak olmamış. Yani ilk baktığında da zaten başka duruyor. Peki, son tabağa geçiyoruz. Yani bunun da kıyması pişmiş, patatesi de pişmiş. İyi diyorsun. İyi diyorum. İyi diyelim, ellerine iyi olalım. Sağlık, güzel olmuş. Puanlamaya güzel. Geçelim o zaman. Ya zaten buna bir veriyorum baştan. Hani bunun patatesi hiç pişmemiş, Aslı yapmamıştır bunu. Birinci tabağa 5 veriyorum. Birinci tabak 5. Buna 4 veriyorum. İkinci tabak 4. Buna da 3 veriyorum. Dördüncü tabak da 3. Dördüncü tabaktan açmaya başlayalım o zaman. Bakalım haftanın ikinci gününde 4 puanı hangi gelinimiz almış? Açtık. Yeşim. İkinci tabağa gelelim. 4 puan. Bakalım haftanın ikinci gününde hangi geline gidiyor? Kaldırdık. Aslan. Nar gibi. Birinci tabağın başına gelelim. Bakalım 5 puan Büşra'ya mı, Yaren'e mi gidiyor? Ya.
açalım. Yaren. İşte bu. Hiç şaşırmadım. Biliyordum zaten bana vereceğini. Bir de teşekkür ederim öyle. Nuray teyze. Bak. Resmen bugün bütün kayınvalideler üstüme oynadınız. Olmamış, pişmemiş. Ben bir şey diyeceğim, ben konuşmak istiyorum öncelikle. Konuşmak değil, hatta göstermek istiyorum. Bir şey soracağım ya. Evet. Ya şurada, şunun üstünü görüyor musun sen? Evet, evet. Bak beyaz şey, değil mi? Aynen. Nar tam gibi kızarmış olmuş, değil evet. mi? Bak bana yorum yapma bir daha. Evet böyle olmuş, böyle olmuş deme artık. Nasıl, ne olursun ya. Nasıl karalıyım diye düşünür şimdi. Ya karalıyım diye değil, bak seninkine kötü demiyorum bakayım, Yaren. Kötü değil. Kötü demiyorum. Kötü değil ama görmüyor bakınca, musun? Onu daha çok beğendin söyledin ama. Bir kere sen yemeğin, bir dakika ben bir konuşayım ne olur ya. Ya Allah aşkına sen yemeğin ne olduğunu bilmiyorum. Peynir karışmış diyorsun, beşamel var. Beşameli unuttun herhalde sen. Evet, doğru. Unuttun mu? Doğru olmaz, diye bir şey yok ya. Ne demek olmamıştı ya? Bunu beğendin. Sen önce yemeğin ne olduğuna karar ver. Tamam mı? Ne olduğunu bir anla, dinle. Beni dinlemiyor musun? Bir ve ikinin arasında kaldın ama dedin ki iki yedikten sonra bir sanki daha bir güzel geldi bana ya dedin. Ya onu geç bir dakika ya. Bir puan diyorsun ya. Dört verdim diyorsun ya. Aa geçen hafta bir puan da kaçırdık biz bilezikleri. İyi tamam. Puan deme bana. Verdim, dört verdim Aslı. Dört verdim. Sanki hani bir vermiş gibi mütalaa ediyorsun ya. Ya ederim tabii ki ya. Bir puan da ben beş bilezik kaçırdım. Ben öyle kaçırdım, çok oldu. Gördüm öyle verdim, hiç kusura bakma. Sen burada beni dinlemiyor musun? Dinliyorum, benim öyle aldım. Aldım, not defterini yırtarken iyiydi ama not al, not. Kafana not al almıyorsan ya. Beşameli unutmuş, orada beşamele diyorsa ki peynir karışmış. Evet, beşamel aslında, o beşamel. Cem öbürünü beğendim, ona verdim kızım. Ver, devam et, bilezik istemeye devam edersin sonra. Ben de sana veririm bilezik. Alacağım, alacağım bileziği. Görürsün bakalım. Ben alacağım. Sen böyle dört ver, git Yaren'e beş ver. Niye? Ben benim kaynama sana çalışıyor. Sen de Yaren'den istersin. Ben de sana benden çalışıyorum. Ay, senden senin geline beş yani. Ver. Sen de kalkın bana bir şey. Bileziği de benden istiyor ya, sen de ondan. Ben vermem yalnız, istemesin. Nuray evet, teyze, yani, evet. Tamam, kabul ediyorum. Yemeğim pişmemiş, kıymam da mı pişmemiş? Sosumun da mı tadı kötü? Ama önemli olan patates değil mi? Tamam sosun falan o kadar şey değildi. Gerçi patatesin pişmeyince kıymaya zaten... Kıymaya da baksaydın, sosuna tamam, da baksaydın. Tamam zaten ben kıymaya baksaydım. Diyorsun patatesin... Ki sadece patatesin pişmemiş. Kıyma bir kıyma lezzet sana yoktu sosuna canım, da baksaydın. Lezzet yoktu, tad alamadım. Zaten farklıydı. İlk geldiğinde açtığımda bile farklı bir tabaktı gerçekten. Hani düşünmekte ve adaletsizlik. Kızlar ben yaptım. De... Bence otur bak. Belki sıfır olsa sıfır verecek durumda Nuray teyze kendini yorma. Ben dedim ki sen bugün herkesten kesinlikle bir alacaksın dedim. Dedi ki sürekli bana. Ben beş alacağım sen göreceksin. Ben beş alacağım sen göreceksin. Bak herkesten bir aldın. Olmamıştı şekerim, olmamıştı. Neyi olmamıştı? Hiç pişmemiş patates. Ya sen de bir verdin. Neyi savunuyorsun? Ben bir verdim ama. Yani gelinim diyor ki beşamel sosunu güzel koydum. Sen de baksaydın. Ya o zaman sen niye bir verdin? Güzel koydum. Hepsini güzel koydum diyor. Ya. Olmamış ama şey, canım Asiye Hanım ya olmamış şey. Bak. Olmamış gerçekten tamam bak patates de hiç pişmemiş. Bence diyorum ki zaten hani bir vermek mecburiyetiniz. Belki sıfır olsaydı sıfırlıktı. Sıfır da verecektin. Sıfır olsaydı sıfır verirdim. Bundan sonra benim kayınvalidem tamam, benim tabağımdan eminse ben burada bütün gelinlere bir verdirttireceğim. Tamam. Benim tabağımı bulduğum dakika verirse... bütün gelinlere biri bassın. Zaten bundan sonra çiğe verecek ben başı zaten. Ben de aynısını yapacağım. Hiç de bir şey söyleyeyim mi ben? Büşra güzel yemek yapsın, ben güzel yemek yapana veriyorum beşi. Sen de gelin, bak sen de gelin. Sen Yaren'i sen de gelinin yemeğini bulamadın. Filiz Hanım da Aslıhan oynuyor. Sen de gelininin yemeğini bulamadın. Bulamadım, tamam ben buldum. Dört aldım ben, dört aldım. Dört verdim. Bulamadın ama Aslıhan verdin. Asiye, bir saniye Nuray teyze. Bir dakika, bir dakika dur bana diyor ya. Bulamadım. Bulamadım. Gelinimi bulamadım ama ben lezzetli diye verdim. Senin gelinin lezzetli yapsın, ben ona beş vereceğim. Nuray teyze, lezzetliydi. Bir saniye. Sadece pişmemişti. Asiye abla. Pişmemişti, niye vereyim? Asiye abla. Nuray teyzeciğim, bir saniye. Niye pişmemişti? Çünkü fırında problem vardı. Asiye abla diyorsun ya hani. Kıyması var, sosu var. Bir şey diyorsun, söyleyebilir miyim Nuray Hanım? Evet. Anca girebildim zaten. Dördün başına geldiğiniz zaman güzel dediniz. O da lezzetli. Lezzetli. Benim Yaren'in tabağından neyim eksik? Çok merak ediyorum yani. Ondan düşük neden alıyorum ben? Yok ben de şimdi gördüm. Şeysin ama mesela onlar daha güzel olmuştu patatesi falan. Hayır, daha ne? Senin mesela kıyma falan o kadar özdeşmemişti onun için. Bak yine bak yine de sana 3 verdim bak. Yine de sana 3 verdim. Hayır bak, kıyma üçlük tabak değil o. Özdeşmemişti. Tam özdeşmemişti. Bak bunların ikisini tabağa da gerçekten hemen aynı sürelerimiz tavadan aldık Yeşim aslında. Nasıl özdeşmiyor? Yeşim, Nuray Hanım bütün tabaklara baktı ama hep gözü birdeydi. Bak kendisi de gördüm ben burada. İki hep gözü bir arasında kaldı dedi. Bire de güzel, dörde de güzel gözü dedi. Gözü hep birinci tabaktaydı. Sürekli ondaydı ve onda lezzet aldı.
Hayır, o yüzden bir de, verdi hayır, zaten. Biri sadece ilk açtığım için bak, bana lezzetli gelmiş olabilir dedi. Bak ben de lezzet buldum mu 5'i veriyorum. Niye o zaman hepsini yedikten sonra aklım bir de kaldı dedi. 1 ve 2 de. 1 ile 2 arasında karar veremiyorum dedi. Yapamamışsın tabağın savunma bana. Büşra gibisin sen de. Asya abla sana yani gelince de ben konuşayım şu anda bir saniye. Ya. Sana gelince de diyorsun ya hani Nuray teyze. Bari hani tamam patatesi pişmemiş ama hani beşamel sosundan değerlendirseydin. Evet. İşte kıymasından. Sen evet. Niye değerlendirmedin gelinle bir verdin? Sesi değerlendirdi. Gelininkini de bulamadı kendisi. Ben sen bizi geçsene. Sen niye bu gelinini bulamadı diyorsun? Büşra. Bir aldın bir. Sen de bir verdin. Gelir misin Büşra? Gel gelin bak. Bir aldın bir de biberleri büyük bir doğru bir de eksik. Gerek yok Allah aşkına. Bak hiçbir şey yok. Bibere bakar mısın kocaman ya? Ayağına da getiriyorum. Bak hani hiç kavuşmamış. Biber kocaman biber. Nasıl yani kavuşmamış? Peynirler kutsa ayrı duruyor. Patates pişmiş. Nuray teyze orada senden şunu beklerdim. Hani pişmiş dedin ya. Pişmemiş dedim. Beraberinde demeni isterdim ki bunun biberleri kocaman olmuş demeni isterdim. Ona gerek yok kalmadı. Kalmadı ki. Ben hani biberi konuşmaya pişmemiş tabağın neyine? Peynir üstünde duruyor. Hiç pişmemiş dedi ama. Peynir üstünde duruyor zaten. Pişmemiş dedi kadın. Sen de benim tabağımı bulamadı. Bak şimdi ilk açtım ne dedim zaten bu onlardan farklı dedim ya zaten. Zaten farklı. İlk açtığında gözüküyor. Asiye teyze sen başka cümle bilmiyor musun? Sen de gelinini bulamadın. Sadece sen de gelinini bulamadın. Ya bulamadı 4 verdi. Bulamıyoruz. Geç 4 verdi. Bak 4 aldım. Sen de ne kusur yapmışsın ki? Bulamıyoruz diye bir şey yok. Onlar buluyor sen bulamıyorsun. Yarencim bir şey merak ediyorum. Evet, yani 5 almışsın zaten. 5 aldığında da susmuyorsun, 1 aldığında da susmuyorsun. Hı. Onları değerlendirmek sana mı kaldı hani sadece? Sen diyorsun ya ben 1 aldım. Bir dakika biz bir saniye. Yapalım. Sen diyorsun ya ben 1 aldığım zaman Yaren sen notunu aldın. Alman gereken puan buydu diyorsun ya. Hı. Ben de senin alman gereken puan 3 değildi aslında. 1 almalıydın. Sen de 3 verdi diye üzülüyorum aslında sana da. Anladın mı? Sen 5 aldığın için mutlu olup bir köşede susmadan. Ben mutluyum, ben teşekkürüm ettim. Yani çok fazla yapabildiğim bir şey değil ama. Ben oyunumu da oynadım. Ben artık 5 al da senin de oynayışını görelim yani. Bir izin verirsen onu da göreceksin zaten. Biz daha taktik geliştiremedik sizin gibi. Bir görelim taktik, artık. Bazı arkadaşlar da taktik yapmaya çalışıyor herhalde çiğ üzerinden gidiyor yapamıyorlar ama. Onları saymıyorum şu an onlarla konuşmuyoruz. Ben o taktikleri denemeyi düşünmüyorum. Ayrıca sen bana üzülemezsin. Üzülüyorum. Ben sana o puanı senin, aldığın için üzülüyorum. Benim normalde, üzülecek bir halim yok. Aynı yemekleri yapıyorsunuz, ikiniz de yapamıyorsunuz. Sen bir tık bak, bir tık diyorum. Yorumları dinlemiyorsun herhalde. Bir tık diyorum, bir tık daha iyisin Büşra'dan ama sen de şu anda bir almalıydın. Masan bak çok yakın oraya, ya. Ona rağmen yorumları sen dinleyemiyorsun bence. Ne söylediklerini duymuyorsun. O kadar güzel benim dinledim ki. Bak Nuray teyze biri yine... yedi, biri yedi, beğendi. İlk olduğu için olabilir ama bir de diğerlerine bakayım dedi, tamam. Ama beğendi. Pişmiş patatesi dedi, yani, güzel olmuş dedi. Yeter. İkiye geldi, yeter, bu da güzel yeter. Dedi. Ama aklı hep birdeydi. Kumpir var, alırsan, çeyrek var, takarsan. Gelinlerimi ayağa alayım. Haftanın ikinci gününde elimde görmüş olduğunuz bu çeyrek altını... almaya hak kazanan gelini açıklamadan önce aranızdan biri eksi 2 puan aldı. Zaten Büşra'cığım belli. Biberleri çok büyük doğradığın için bu görsel tiyoya giriyor. O yüzden eksi 2 puan aldın. Evet. Çeyrek altını kazanan gelin açıklıyorum. Haftanın ikinci gününde çeyrek altını kazanan gelin... Aslıhan. Oh be, 2'de 2. Gel. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Nuray ablacığım. Teşekkür ederiz. Darısı yarın artık inşallah. Yaren. Bunlar coştu gidiyor bak ben sana diyeyim. Bugünün puan durumu şöyle. Aslan 23 puan. Yaren 17 puan. Yeşim 16 puan. Büşra 5-2, 3 puan. Teşekkür tebrik ediyoruz efendim. Efendim yarın görüşmek üzere o zaman sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Evet.
Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta.